stresi doya doya modada haftanın 3. günü başlıyor. Bence hemen başlayalım. Hadi gidelim. Hadi başlayalım. Yağmurlu bir Ümraniye gününde alışveriş için yerlerini alan yarışmacılarımızı daha fazla bekletmeden yanlarına gidiyoruz. Günaydın hanımlar. Günaydın. Görüşmeyeli nasılsınız bakalım? Çok iyi. Bugün alışveriş için neredeyiz? Ümraniye. Aranızdan biri mi eksik, bana mı öyle geliyor? Evet. Evet. Sizden fark ettik. Ay, o kadar fark etmemişim ki. Hiç fark etmedim. Neden gelmediğini biliyor musun Esra? Eda birazcık rahatsız. O yüzden gelmedi. Gelemedi. Zaten ekibe de haber verdi. Çok üzüldük. Konseptimizi açıklamak ister misiniz? Erkek arkadaşıma doğum günü yapıyorum. Doğum günü partisini yapıyorum. Erkek arkadaşıma doğum günü partisi veriyorum konsepti için bütçeniz tam tamına 1000 lira. Vay. Alkışlayamıyoruz listesi. Bizim yerimize alkışlar mısın? Sizi bu yağmurlu havada daha fazla bekletmeden Ümraniye'deki 2 saatlik alışveriş sürenizi başlatıyorum. Gülşah Hanım, sizi düelloya bekliyorum. 1 saatte 850 TL'lik bir bütçeyle tarz olmanızı bekliyorum. Yüreği ızgara mı yedin, kızartma mı yedin, nasıl yedin? Bu arada Alena'yı zaten ben ağlatmadım. O kendisi ağlamayı planlı bir şekilde tercih etti gelip. Bu vicdansızlık ya. Vicdanım da çok rahat. Kimseye de bu saatten sonra hiçbir şeyimi anlatmam. Tabii ki de bir tasarım elbiseyle gideceğim o partiye. Ay şaşırdık mı şaşırmadık. Direkt yine kolaya kaçmaya devam ediyor. Yaşının kadını gibi ol lütfen. İyice kendinizi bir şey zannetmeye başladınız. İzin vermeyeceğim, müsaade etmeyeceğim buna. Tasarım atölyesine girmiş ne cüretle diye sorarlar adama. Kumaştan anlamayan birisini soruyor bunu bana. Hayatım o yüzden mi masa örtüsü alıp geldin kumaş yerine? Yemeği yaktığı için babam o kaynar tavayla annemi dövdü. Sonra ben bunu kaldıramadım. Bana Hakan amca diyeceksin derdi. Beni yeğeni olarak tanıtırdı sevgilisine. Aa. Nasıl çocuğunun psikolojisiyle böyle oynayabilir bir insan? Nasıl? Bir saniye ne? Aa. Günaydın Lises, günaydın sevgili herkes. Kocaman öpüyorum. Bugün alışveriş için neredeyiz? Ümraniye'deyiz. Bugünün konseptini yeniden hatırlatır mısın? Erkek arkadaşımı doğum günü sürpriz yapacağım fakat nasıl yapacağım hemen anlatıyorum. Doğum gününden 2 gün önce gel hayatım biz seninle bir akşam yemeğine gidelim. O da diyecek ki gidelim hayatım. Sonra biz akşam yemeğine gideceğiz. Ondan sonrasında akşam yemeğimizi yedikten sonra baş başa oradan konfetilerle arkadaşlarını getireceğim ve ona böyle kocaman bir sürpriz yapacağım. Hazır olduğuna göre şimdi ne yapıyoruz? Alışverişimize başlayalım. Bebe. Günaydın Elisa. Günaydın da ses. Sevgilin için mi doğum günü partisi yapıyorsun, eşin için mi? Sevgili mi olsun ya? Bana sevgili yakışır. Bir an önce başlayalım o halde. Günaydın Cansel. Özel bir soru olarak algılamazsan eğer erkek arkadaşın var mı diye sormak istiyorum. Hayır sevgilim yok. Aslında hiç sevgili yapmayı da düşünmüyorum. Sevmiyorum da. Şu an onunla göstereceğim bir ilgi yok. Kendimle daha çok ilgileniyorum. Ama bugünkü konseptimde sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayacağım. Bu da şöyle bir şey planladım kendi kafamda. Şık bir restoranın teras katını kapatıyorum. Arkadaşlarımın hepsine yazıyorum. Erkek arkadaşım bütün arkadaşlarına yazıyorum. Gayet şık, güzel, iddialı bir parçayla. Elimde pasta ve balonla haberi olmayacağı bir şekilde geldiğinde ışıkları açtığımda hem arkadaşlarını hem beni karşısında görecek. Hazır olduğuna göre başlayalım mı? Hadi başlayalım. Şimdi de dün günün birincisi olan Hülya'ya günaydın diyoruz. Evet, dün hak ettiğimi aldım. Her gün o podyuma hak ettiğimi almak için çıkıyorum. Dün de hak ettiğimi aldım. Bugünkü konseptinden bahseder misin bize? Erkek arkadaşımın doğum günü ve ben evde sürpriz yapmak istiyorum. Çünkü her şeyi kendi elimle hazırladığım bir organizasyon olsun istiyorum. Erkek arkadaşıma bir hafta önceden başlamışım. İşte o gün iş seyahatim var, çok önemli bir toplantıya gitmem gerekiyor, İzmir'de olmam gerekiyor ve onu buna inandırmışım tam doğum günü olduğu gün. Ve bir beklentisi kalmamış bununla ilgili. Herkesin olduğu bir doğum günü sürprizi hazırlıyorum ona. Kombin aramaya başlayalım o halde. Hadi gidelim. Günaydın.
verdin Esra? Bugün alışveriş için neredeyiz? Bugün Ümraniye'deyiz. Konseptine karar verdin mi peki? İstanbul'da, Maslak'ta bir eğlence mekanında kapatmışım o eğlence mekanını. Erkek arkadaşımın arkadaşlarını, benim arkadaşlarımı çağırmışım ve orada sürpriz doğum günü partisi yapacağım. Alışverişe hazır mısın? Bence hemen başlayalım. Günaydın Özlem. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bugünkü konsept için heyecanlı mısın? Çok. Zamanında aynısını yapmıştım. Bugün tekrar yapacağım. O ana geri gideceğim. Nasıl bir sürpriz var peki aklında? Daha öncekinde evimde yapmıştım. Bugün Kuru Çeşme'de şık bir mekanda yapacağım. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım mı Dizsesciğim? Hadi başlayalım o zaman. Erkek arkadaşıma doğum günü partisi yapıyorum. Konsepti için Ümraniye sokaklarını gezen Cansel ilk mağazasına girmiş bile. Nasıl bir kombin var aklında? Elbise almayı düşünüyorum. Çok güzel, çok şık elbiseler gördüm. Onları deneyeceğim. Çıkıp direkt ayakkabı ve kafamdaki kurduğum pasta ve balonu almam lazım. İki gündür yetiştiremediğim zamanımı bugün biraz daha güzel değerlendirmek istiyorum. Çünkü güzel bir şey çıkarmayı planlıyorum. Sen kombinini seç, biz birazdan geliyoruz Cansel. Hadi tamam o zaman. Esra, kombinini kendin mi tasarlıyorsun yoksa? Kumaş bakıyorum çünkü bugün erkek arkadaşıma sürpriz doğum günü yaparken ben tabii ki de bir tasarım elbiseyle gideceğim o partiye. Hiç şaşırmadım. Bir konsept yakaladığında direkt yine kolaya kaçmaya devam ediyor. Umarım dümdüz bir elbise diktirip çıkmaz atölyeden. Kumaşlarıma bakmaya kırmızıdan başladım. Çünkü kırmızı rengi çok seviyorum. Kesinlikle de böyle özel günlerde tercih ediyorum. Bir de tül baktım. Çünkü tasarım elbisemin eldivenleri falan da olacak. Eldivenini belki tülle yaparım. Belki de bu kumaştan yapabilirim. Ama garanti olsun diye tülü de alacağım. Daha taşçıya gideceğiz, aksesuarcıya gideceğiz. Buna taşları alacağım. Bir sürü işimiz var yani. Dün günün birinciliğini bir puanla Hülya'ya kaptırdın. Bu durum seni üzdü mü? Tabii ki de beni üzdü. Yani ben her gün birincisi olmak için o podyuma çıkıyorum. O podyuma emek veriyorum. Bunun için koşturuyorum, alışveriş yapıyorum. Ve Hülya'nın dünkü kombini bana göre benimkinden çok daha kötüydü. Üzerinde kombin olarak değerlendirebileceğim hiçbir şey yoktu maalesef ki. Hülya dün böyle bu şekilde gözlerini şu kadar açarak Eda ve bana burada kendinizi patron ilan ettiniz. Bakın size neler yapacağım. Zaten sürekli korkun benden, korkun benden deyip duruyor. Bizim böyle bir algıya ihtiyacımız yok. Ya da kendimizi böyle var etmeye çalışmıyoruz. Ama sen görüyorum ki artık o kadar silik duruyorsun ki bize sataşmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Bana vizyonsuz dedin. Bana duruşsuz yetmedi. Bana mı silik dedin? En başından beri söylüyorum. Yaşının kadını gibi ol lütfen. Ben sizin arkada yaptıklarınızı da çok iyi görüyorum. İyice kendinizi bir şey zannetmeye başladınız. İzin vermeyeceğim. Müsaade etmeyeceğim buna. Kumaşlarına karar verdin mi peki? Ben kumaşlarıma karar verdim. Hemen seçeyim ve kasada görüşelim. Bye bye. Esra seçtiği kumaşlar için 250 lira ödeyerek terziye giderken Özlem'i de kumaşçıda yakalıyoruz. Bugün herkes sanat atölyesini kullanacağı için hepimiz bir o süreyi yetiştiremeyebiliriz. Kendimi de riske atmak istemedim. O yüzden direkt kumaşımı alıp burada bir terziye dikim yaptırmak istedim. Nasıl bir kumaş almayı düşünüyorsun? Böyle vücudu saran beyaz bir kumaş istiyorum. Çünkü bir kalem elbise var aklımda. Hadi seçmeye başlayalım o zaman. Tamam. Ben şimdi böyle staprez bir elbise istiyorum, tamam. Bileğime kadar. Hani böyle bir elbiseye ne kadar kumaş gider bilmiyorum ama... 2,5 metre almanız gerekiyor. Tamam olur, 2,5 bundan alalım. Sen kumaşını seçerken biz seni kasada bekleyelim mi? Evet, biz pazarlığımızı yapalım, kasada görüşelim de sesciğim. Özlem seçtiği kumaş için doya doya modaya özel indirim alarak 275 lira ödüyor. Bu arada Elisa ilk kombinini denemiş bile. Böyle bir elbise giydim. Beni açacağını düşündüm. Sarışın olduğum için bu elbisenin rengi benim çok hoşuma gitti. Bunu denemek istedim. Ama tabii başka kombinlerde deneyebiliriz siz. Fiyatı ne kadarmış peki? Ne kadarmış fiyatı? 1300 mü? Bütçemizi çok aşıyor. Bana indirim yaparsınız değil mi? Aa, gördünüz mü? Bu arada dün Eda'nın ayakkabılarını alışverişten önce seçtiğini iddia etmiştim. Konuşmalarına dikkat et. Bir kere bu birincisi. Ayakkabı soruyorlar. İkincisi de biz asla ayakkabı sormadık. Zaten genelde Bakırköy'e gittiğimizde alışverişlerimizi o mağazadan yapmayı tercih ediyoruz. Konuyla ilgili Esra'nın Eda'dan daha fazla tepki göstermesini nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü o onun avukatı. Bence ben öyle düşünüyorum. Esra da Eda'ya özeniyor diye düşünüyorum. Çünkü ilk programa geldiği zamanlar Eda da böyle daha böyle cıvımlı, cicim cicim
bir kızdı. Esra'yı bulunca baktı, Esra'dan güç almaya başladığını düşünüyorum. Ama bu çok fazla sürmez, yakında da eleneceğini düşünüyorum. Tabii ki de sizin gibi bir kaos birlikçinin kızın üstüne çullanmasına izin vermeyeceğim. Tabii ki de bana yakışır şekilde Eda'yı savunacağım. Haksız bir noktası olsaydı orada da derdim ki Eda'cığım haksızsın. Ancak sen oraya geldin, şovunu yaptın, işte bana ayırttı dediler. Eda ayakkabıyı ayırtmış dedin, üstüne basa basa sana sormalarına rağmen. Orada kendini biz zaten eksiye düşürdün. Bunun üstüne ayırtmadığını bildiğim için neden yorum yapmayayım? Eda'nın görüşüne göre Aleyna'nın da ceza alması gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Eda ile Aleyna'nın yaptığının aynısı olduğunu düşünmüyorum ya. Birisi diyor ki çizmeler geldi mi? Birisi diyor ki 36 numarası var mı bu çizmenin? Farklı olaylar olduğunu düşünüyorum bir tık. Ama tabii ki ikisinde yaptığı doğru değil. Çünkü daha süremiz başlamamıştı. Yani küçük bir kız çocuğundan ibaretsin bana göre. Aklın yok, fikrin yok, modayla da alakan yok belli ki. Buraya niye geldin? Deneyecek başka bir kombinin var mı peki? Başka kombinin var ses. Hemen gidip onu deneyelim mi? Sen yeni bir kombin denerken biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Evet, ilk elbisemi denedim. Aslında elbiseyi beğendim fakat gerçekten biraz dikiş hataları var. O yüzden de benim vücuduma uygun olmadığımı fark ettim. Fiyatını öğrenelim mi? Fiyatı 150 TL ses. Elbisene karar vermeden önce Eda'yı nasıl bir ceza bekliyor sence? Yani bence ya alışveriş bütçesinden kesilir ya da alışveriş dakikasından kesilir. Her ikisi de olabilir bu arada. Benim tahminim bu yönde. Dün bu konu podyumda konuşulurken senin de ceza almanı isteyenler olmuştu. Şahit oldum. En sonunda yanımda Aleyna yeni çizmeler geldim dedi. O da etik değil. Hiç etik değil. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Ben bunu asla kabul etmiyorum. Eğer ki bu da kurallara aykırı bir durumsa evet cezamı alırım, paşam gibi yaparım. Sorun değil ama ben gerçekten sürekli alışverişe başlamadan önce alışveriş yaptığımız mağazaların önünden geçerken herkese selamımı, sabahımı veririm. Hemen hemen herkes yapıyor diye düşünüyorum. Yapmayan varsa bilemem. Onun dışında gayet normal bir şekilde geçerken günaydın abicim, geldi mi yeni modellerin falan deyip geçtim. Yani asla orada ben Nazif abiden işte Aleyna geldi bak şu model geldi bu model geldi ben dinlemedim bile çünkü o sıra yürüyordum. Servise eşyalarımı bırakacaktım. Yani olay bu şekilde gelişti. Eda gibi ayakkabı numarası sorsaydım, ayakkabı modeli gösterseydim ayrı. Ama dediğim gibi eğer bu bir kural ihlali ise benim de yaptığım yapacak hiçbir şey yok. Ben de razıyım cezama. Başka bir kombinin var mı peki? Benim burada bir kombinim daha var. Hemen giyip geliyorum listesi. Sen kabine giderken biz de Hülya'nın denediği kombini inceliyoruz. Üzerindeki elbisenin fiyatını öğrenebilir miyiz Hülya? 750 TL elbisem. Gördüğün gibi topuklu ayakkabımı da yanımda getirdim denemek için. Evde olacağın için çanta almayacaksın sanırım. Sonrasında bir partiye katılacağımı söyledim. Önce bir ailenin gönlünü yapmak istiyorum. Çünkü onlar da oğullarına eminim bir pasta keseceklerdir ama o coşkuyu, o heyecanı yaşamalarını istedim bizlerle. Çünkü ben çok kıymet veririm. Ama sonrasında bir parti olmasın mı dış ses? I'm walking alone. This is your dawn. Başka bir kombinin var mı peki? Bir tane daha var listesiz. Geliyorum hemen. Hülya yeni bir kombin denerken biz de Özlem'in yanında alıyoruz soluğu. Özlem, elbiseni diktirmek için terziye gitmeyecek miydin sen? Elbiseye hiç riske atmak istemedim Dizsesciğim. Tasarım atölyemizde yapacağım. Bir sürü ayakkabı aldım. Onlara bakmak istiyorum şu anda. Seçtiklerini bir de ayağında görelim mi? Ben hemen denip geliyorum. Ayakkabını seçebildin mi Özlem? Seçtim sanırım. Birazcık elbisem düz olduğu için pırıltılar istedim. Eldivenimle tamamlayacağım sanırım. Olur gibi geldi bana. Fiyatlarını da öğrenelim mi? Çantayla beraber 300 TL'di seçim. Doya doya madoya özel. Belki küçük bir indirim daha kapabilirim. Bu arada Hülya dün Eda ve Esra'nın seni sürekli savunduğunu iddia ediyordu. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? İlk günler Eda ile Esra diyordu ki ben Hülyacı ve Aleyna tarafındaydım. Şimdi baktılar onlar kendileri bana cephe aldı. Selam dahi vermiyorlar. Şimdi o kızlar da bana nazik bir şekilde yaklaştı. Selam dediler, günaydın. Konuştuk böyle. Yani hemen bir taraf olmam gerekiyor sanki onlar için. Ben bir taraf olmayacağım burada. Hülya da mı sana karşı tavır almaya başladı? Hülya da aldı. Onun da tavırları değişti. Hiç olmasa benim masama geliyordu. Şimdi artık o da gelmiyor. Zaten gelmesin de korkuyorum ileride bir gün benim masamda benle alakalı konuştuğu bir şey de programda söyler diye. Hülya'nın huyu bu. Ayakkabı ve çantana karar verdin mi peki? Verdim de sesim. Sanırım bunları alıyorum. O halde ne yapıyoruz şimdi? O zaman da sesçim kasada görüşelim mi? Biz seni kasada bekliyoruz o zaman.
kadar ödüyoruz? Özlem doya doya modaya özel 100 lira daha indirim alarak çanta ve ayakkabısına 200 lira ödeme yapıyor. Erkek arkadaşıma doğum günü partisi yapıyorum konsepti için Cansel yeni bir kombin denemiş bile. Bu elbise için nasıl bir saç ve makyaj düşünüyorsun? Yine aynı şekilde sıkı bir at kuyruğu yapmayı planlıyorum. Altına yüksek platformlu ama farklı bir ayakkabı düşünüyorum. Elime güzel şık bir çanta küçük. Elimde pastam, balonlarım. Nananın tatam. Bu arada dün podyumda Gülşah Hanım sana bir stilinin olmadığını söyledi. Belli ki bir stilin de yok. Yani daha programı da izlememişsin. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Gülşah Hanım'ın dediğine katılmıyorum. Kesinlikle benim bir stilim var, kesinlikle bir tarzım olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu yarışmaya gelip katılmazdım. Gülşah Hanım buyurun siz gelin alışverişe çıkın diyebilirim herhalde. Ben bu tempoda, bu bütçeyle, bu zamanla. Gülşah Hanım sizi düelloya bekliyorum. Ve şartları söylüyorum. Bir saatte 850 TL'lik bir bütçeyle tarz olmanızı bekliyorum. Ben çok büyük oynadım şu an. Bakalım Gülşah Hanım Cansel'in düellosuna nasıl bir yaklaşımda bulunacak? Bana geçmiş olsun. Artık kapatıyorum. Diğer kıyafetimi denemeye gidiyorum ben. Tattım. Hoş geldin Aleyna. Çok hoş bir elbise seçmişsin. Çok içime sindi. Ve gördüğün gibi yaşıma uygun bir elbise denedim. Buradan da kızlara söyleyeyim gitsin ya. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? Bunun fiyatı 750 TL'dir ses. Bütçeme de uygun. Kabine gitmeden önce Hülya'nın bu konudaki yorumunu dinlemek istersin sanırım. Aleyna'dan gerçekten çok soğudum. Yani yaptıklarından öncesinde ben zaten ona bak böyle böyle dedim diye söylemiştim. Hiçbir sorun yoktu. Biz arkadaşlığımıza devam ediyorduk. Esra'nın bir iki tane gerçek olmayan sözleri yüzünden çıkıp ben orada şok oldum hatta. Öyle şeyler konuştu. Kendince bir şov yaptı. Şunu açıklamak istiyorum. Ben Esra'nın lafıyla hareket etmedim. Bana kalkıp orada ekipten biri de söyledi. Böyle böyle dedi duydum diye. Şimdi kalkıp da Esra doğruyu konuşmuyorsa o da mı doğruyu konuşmayacak? Allah aşkına yani ben Esra'nın lafıyla hareket edecek bir kız mıyım? Bu evde Esra'nın lafına inanacak en son insan benim. Çünkü 10 laf söylüyorsa 9'u yanlış. Bu arada Aleyna'ya zaten ben ağlatmadım. O kendisi ağlamayı planlı bir şekilde tercih etti gelip. O hikayeyi yazmıştı. Yani uydurdu demiyorum asla. Onun hayat hikayesidir. Sonuna kadar saygı duyuyorum. Benim de bildiğim şeyler var. Ama o bunu tercih etti. O kendini böyle göstermek istedi. Yani eğer ki ben duyar kasacak olsaydım, eğer ki ben ajitasyon yapacak olsaydım, bu eve ilk geldiğimde zaten ben hayat hikayemi anlatırdım. Anlatmadım. Anlatmam da. Yine özelime çok girmedim. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Ben özel hayatımı kimseyle paylaşmayı sevmiyorum. Kalkıp tüm Türkiye'nin izlediği bir platformda da ben özel hayatımı paylaşmam. Çünkü o benim özelim. Ben o an gerçekten duygusallaştım. Gerçekten yaşadığım, kalpten hissettiğim duygularla konuştum. Hala Hülya farkında değil. Yine konuşurken aynı duyguları hissettiğim için kötü oluyorum. Ama hiç problem değil. O bunu fark etmedi, hissetmedi de ben o cümleleri kurarken gayet kalbimden hissederek kurdum. Hiç önemli değil, problem de değil. Geçti gitti. Ben bu konunun uzatılmasını gerçekten istemiyorum. Gözlerin mi doldu senin? Evet, çünkü hala o günü hatırladıkça aynı duyguları hissediyorum. Üstelik bunun dışında Hülya'nın bu kadar hala böyle konuşmasını aklım almıyor. Daha çok üzülüyorum. Sorun değil. Dediğim gibi herkes kalbinin ekmeğini yer. Ben çok inanıyorum. Bu yolda kalbimi bozmayacağıma söz verdim. Aileme de söz verdim. Asla bozmayacağım. Hiç kimse için. Ben kalbime o kadar inanıyorum ve güveniyorum ki vicdanım da çok rahat. Şuna da bir şey söylemek istiyorum. Benim kimsenin önüne geçmeme ihtiyacım yok. Beni zaten seven seviyor. Beni bilen zaten biliyor. Bir tavrım, bir tarzım olduğunda bilen biliyor zaten. Teşekkürler. Arkadaşlığınızın bitmesinden dolayı mı bu gözyaşları yoksa? Evet, ben Hülya'ya çok değer verdim. Her şeyden önce çok benden yaşça büyük. Hani bir abla gibi. Hani derler ya bir abla, bir kardeş. Annemle tanıştırdım falan hatta. Yani dediğim gibi ben o özelimi hiç kimseyle paylaşmayıp sadece Hülya'ya anlatmıştım. Arkada normal bir şekilde konuştuğumuz her şeyi ekran önünde gözyaşlarıyla anlatması bana çok ilginç geliyor açıkçası. Bunları bile bile bu vicdansızlık ya. Zeynep'e böyle şeyler anlat. Ben öyle düşünüyorum. İnsanlar ne düşünür bilmiyorum. Beni çok derinden yaraladı. Şu an bu konu açıldığı için duygusallaştım. O günler benim için geçti bitti. Bir daha da zaten asla bu konumu açmam. Kimseye de bu saatten sonra hiçbir şeyimi anlatmam. Aleyna, o samimiyetsiz gözyaşlarını gerçekten hiç samimi bulmuyorum. Bir Hülya ağlıyor, bir sen ağlıyorsunuz. Bırakın Allah aşkına ya. Ağlamayı o kadar alışkanlık haline getirdiniz ki artık farkındaysanız gülmüyorsunuz. Sadece ağlıyorsunuz.
Dilersen bu konuyu şimdilik kapatalım. Elbisene karar verebildin mi? Ben kararımı veriyorum ve kasada buluşuyoruz. Aleyna seçtiği parçalar için 750 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Şöyle 3 tane muz alayım. Biraz şöyle üzüm. Özlem, ne yapıyorsun burada? Çok acıktım ben de Hülya gibi. Bugün kendime meyve alıyorum. Daha kombinini tamamlamadın ama. Onları da alacağım. Sürpriz de yapabilirim size. Canınızın çektiği bir şey var mı Düzseççiğim? Size de alayım. Bana bir tane muz alırsan sevinirim. Tabii, bir tane de Düzseççiğim için özel bir muz. Ne kadar ödüyorsun hepsine? Ne kadar ödüyorum? Sene bereket. Alışverişe devam edelim mi? Hadi gidelim de seçeyim. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Çok farklı bir elbiseyle geldim gördüğünüz gibi. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış? Bu da 750 TL. Bu arada dün Eda'nın podyuma konu olan davranışı ceza almasını gerektiren bir durum muydu sence? Girdim mağazaya. Dedim ben direkt bu çizmeyi alıyorum. Ondan sonra dedi ki bana oradaki çalışan, buraya dedi Eda geldi, bu çizmeyi almak istediğini söyledi süremizden önce. Kesinlikle öyleydi. Hak yemekten bahseden insanlar, benim gibi bir insana yaptınız bunu, diskalifiye olsun diye bangır bangır bağırdınız. Sen gidip orada, ki ben seni daha önce de yakaladım o mağazada. Daha önce de süre başlamadan sen o mağazaya girip yine bir işler karıştırdın. Ben sizi kale bile almadığım için konu bile yapmıyorum. Ama o gün baktım, o vitrinin önünden ayrılmadınız. İçeriye doğru girmeye çalışıyorsunuz. Esra ve sen iki kafadarlar. Sonra ben geldim, bekliyorum, bekliyorum. Esra ile Eda yok. Nerede bu arkadaşlar? Bakıyorlar orada, bir analiz yapıyorlar, yoksa başka yere kayacaklar. Resmen burada bize karşı bir haksızlık var. Tabii ki de ceza almalarını istiyorum. Sen gidip süre başlamadan numarası var mı diye soramazsın. Başka bir kombinin var mı peki? Yok artık. Kasaya mı gidiyoruz? Kasa. Hadi o zaman. Hülya seçtiği kombin için toplamda 790 lira öderken Esra soluğu tuhafiyede alıyor. Ne arıyorsun tam olarak? Şimdi ben böyle ince ve taş detayı karışık, böyle elbiseme yapışacak şekilde olduğu için şerit gibi gelsin. Böyle tek tek olmasın, ince, taş da olur, böyle parlak, parıltılı. Sen bunlara bakarken biz de sana bir soru soralım. Çok özel değilse eğer, şu anda sevgilin var mı? Şu anda sevgilim yok. Neden yok peki? Şu anda sevgilim yok, nedenini anlatmıştım zaten. Barışmak üzere olduğum eski sevgilim bana yalan söyledi ve yalan söylediği için de bütün ilişkimizi bitirdik. Kendine biraz zaman tanıdığında düzelecektir, merak etme. Kasada görüşelim mi, ne dersin? Hadi bay bay. Esra aldığı malzemeler için 280 lira öderken Cansel yeni bir elbise denemiş bile. O elbisenin detaylarından bahsetmeden önce ilk denediğin elbisenin fiyatını da öğrenelim mi? Evet, ben de onu söyleyecektim. Bununla aynı fiyatta 790 TL'ymiş o da. Bu da aynı şekilde 790 lira. Çok beğendim bu elbiseyi ve bana çok yakıştığını düşünüyorum. Biliyorsun ki Eda hasta olduğu için bugün gelemedi, fakat dün jürinin verdiği kararla bir yaptırım alması gerekiyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Çok geçmiş olsun, rahatsızmış. Öncelikle buradan söylemek isterim kendisine. Ama onun dışında bence ceza alması gerekiyor, bu çok büyük bir şey bile olmasa. Sonuçta hepimiz orada aynı saatler içerisinde yarışmaya başlıyoruz. Ama oraya gidip sırf oradaki insanı tanıdığı için ayakkabıyı numarasını sorması bile hata. Bunu biz de yapabiliriz ama yapmıyoruz. Bence kesinlikle ceza alması gerekiyor. Sadece çok büyük bir ceza olmayabilir. Ne gibi bir ceza olabilir sence? Puan olarak birazcık daha düşük puan alabilir. Yani 5 üzerinden değil de 4 üzerinden puan alabilir. Bu konu hakkında yorum yapacak en son kişi sensin. Bu kadar, başka da yorum yapmayacağım. Ki zaten puanları çok fazla yüksek olmuyor. Tarz olarak da çok fazla beğenmiyorum açıkçası ben Eda'yı. Bugün burada olmadığını da hiç fark etmedim bile Eda'nın. Çünkü o kadar görmüyorum Eda'yı. İzlemeden geldiğim bir programa 2 gün gördüğüm bir kız için tarzı yok, beğenmiyorum diyorsun. Ya pardon, senin burada ne işin var ya? Gerçekten sen evinde git otur. Başka kimi görmüyorsun peki? Esra'yı görmüyorum. Zaten ikisi bir. Bu diğer kızların dediğine istinaden değil. Geldiğim günden beri birbirlerini savunuyorlar. Eda'ya bir şey diyorsam Esra cevap veriyor. Esra'ya bir şey diyorsam Eda cevap veriyor. O yüzden ikisi benim için bir. O yüzden ikisini de kesinlikle görmüyorum. Gül
Hülya seni yönlendiriyor olabilir mi? Şöyle, Hülya beni daha yönlendirmedi ama Elisa'nın makyaj durumunda son dakikada söylemiş. Jüri beğenmedi Elisa'nın makyajını. Ama Hülya'nın da onu kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum. Çünkü silseydi daha kötü olurdu ve zamanımız kesinlikle yoktu. Kesinlikle sonuna kadar adil yarıştan yanayım. Başıma bir iş geldiğinde ya da birinin başına bir iş geldiğinde, iş bana düştüğünde ne kadar adil bir insan olduğumu da herkes görecek. Kombinine karar verdin mi peki? Elbisemi alıp kasaya gidelim çünkü daha almam gereken şeyler var. Cansel seçtiği elbise için 700 lira öderken biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Biz yokken ayakkabını seçip denemişsin bile Aleyna. Evet denedim. Çok da beğendim. Elbisenle uyumlu mu peki? Elbisem çok sade bu arada. Lacivert. O yüzden de ayakkabılarımda biraz böyle parıltı olması beni rahatsız etmediği için böyle bir ayakkabı tercih ettim. Fiyatını da öğrenelim mi? 300 TL. Kararını verdin sanırım. Ben kararımı verdim ve hemen geliyorum işte. Kasada buluşalım. Aleyna seçtiği ayakkabı ve çanta için toplamda 150 lira öderken Elisa farklı bir elbiseyle karşılıyor bizi. Nasıl olmuşum ses? Gayet hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Biraz sanki bir tık bol mu ya da iddialı mı? İddialı olup olmadığına sen karar ver istersen. Bize elbisenin detaylarından bahseder misin? Trafili bir elbise. Bir tık benim boyum kısa olduğu için bunu bir tık buradan tutturabiliriz. Altına yüksek bir ayakkabıyla kombinlenebilir. Fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatı 1150 TL'ymiş ama bana indirim yapacaklarmış. Doya doya modaya özel. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun Elisa? Konseptimi değiştirmeye karar verdim. Evleneli 6 ay olmuş. Eşimle beraber Paris'e gitmişiz. Orada Eiffel'in karşısında doğum günü partisi yapacağım. Ama zaten 2 tane bilet almışım. Ona diyorum ki beraber buraya gidelim mi? O da beni kırmıyor. İşlerini bırakıyor, holdinglerini bırakıyor. Benim için 2 gün, 4 gün izin alıyor. Ondan sonra da ona doğum günü sürprizi olarak Eiffel Kulesi'nin karşısında küçük bir pasta, üzerinde mumlar, hafiften yanımızda içecek ve ona doğum gününde hamile olduğumu açıklıyorum bu ses. Oo, çok iddialı gerçekten. Ona doğum günü hediyesi olarak bir kutu içerisinde bebek ayakkabıları veriyorum. Daha önce erkek arkadaşına doğum günü sürprizi yapmış mıydın peki? Çok ilişkim olmadı açıkçası. Bir tane ciddi ilişkim oldu, onlar hiç ilişkim olmadı. Hiç doğum günü sürprizi yapılmadı, ben de yapmadım kimseye. Olmadı yani ama hayalimde yapıyorum işte bir şeyler. Çocukluğunda aklında kalan bir doğum günü anısı var mı? Doğum günümden bir gün önce abim vefat ettiği için onun için doğum günlerimi genelde kutlamayı tercih etmiyorum. Neden vefat etmişti abin? Bu konuyla alakalı çok konuşmak istemiyorum. Başın sağ olsun Elisa. Seni daha fazla üzmeyelim o halde. Bize göstereceğin başka bir kombinin var mı? Hemen gidelim bakalım. Ses. Merhaba, ne kadar aldıklarım? 880 TL, hemen veriyorum. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 880. Geriye sadece 100 liran kalıyor Elisa. Ne yapmayı düşünüyorsun? Halledemeyecekmişim gibi gözüküyor. Umarım böyle bir sorun yaşamazsın. Elisa alışverişine devam ederken biz de Cansel'in yanına ışınlanıyoruz. Çok şık bir terlik tercih etmişsin Cansel. Evet, gayet güzel, şık, beğendim. Zaten yazlık bir kombin olacağı için terlik tercih ettim. O yüzden çok şık oldu bence. Elbisemin altına da çok tatlı duracağını düşünüyorum. Fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatı 160 TL. Daha çanta alacaksın değil mi? Çantam var. Çantayı da burada bakacağım. Burada bulabilirsem eğer sadece geriye takılarım, pastam ve balon kalıyor. Kararını verdin mi peki? Terliklerime karar verdim. Kasada görüşelim. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Cansel seçtiği çanta ve terlik için toplamda 150 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Özlem'in yanında alıyoruz soluğu. Özlem, sen kombin hazırlamayı düşünmüyorsun sanırım. Sesçim, ben bugün kombini bıraktım. Hazırlıklara girdim. Sevgilime hazırlık yapıyorum. Şimdi ne aldın peki? Kuru güller, kalpler. Başka bir şey almayacaksan kasada görüşelim mi? Hadi görüşelim. Seçtiği malzemeler için 20 lira ödeyen Özlem alışverişine devam ederken biz de Esra'nın yanında alıyoruz soluğu. Ayakkabına karar verdin mi Esra? Ayağımdaki ayakkabıya bak.
Tam da kumaşıma göre. Fiyatı ne kadarmış? 285 TL'ymiş. Ben bir de bunu denemek istiyorum. Bunu da deneyeyim, kararımı vereyim. Buradan çanta da bakacağım. Ondan sonra seninle kasada görüşelim. Elindekilerin fiyatını da öğrenelim mi? 350 TL'ymiş bu da. Bu arada Hülya ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Dün podyumda şey dedi. Ay Elisa 20 yaşında. 20 yaşındaki bir kızın niye bu kadar üstüne geliyorsunuz dedi. Eda ile bana. Eda 34 yaşında. Hülya da 34 yaşında. Hülyacığım sormazlar mı adama? Aleyna da 21 yaşındaydı. Niye o kadar kızın üstüne gittin? Hadi bakayım. Şimdi konuş bence. Bu da içimde kalmıştı. Sen benim internetten eve gelen halimsin ve büyük bir hayranımsın. O yüzden bunları bastırmaya çalışıyorsun herhalde. Dış ses. Ben şimdi çantama da bakayım. Ayakkabım kafamda oluştu. Sonra seninle kasada görüşelim. Sen seçimini yap. Biz seni kasada bekliyoruz o zaman. Esra seçtiği çanta ve ayakkabı için 200 lira öderken Hülya da ayakkabı seçiminde. Ayağındaki terliğin fiyatı ne kadarmış Hülya? 285 TL ederken bütçem bitti, param bitti. Ama indirim alırım dışsız. Çorapla tabii biraz garip oldu ama ben bugün lacivert siyah yapayım diyorum ya. Öyle bir lacivert siyah yapasım var. Lacivert ve siyah kombinlemek zordur. Biliyorsun değil mi? Ne zaman kolay bir şey yaptık. Vav, güzel bir çanta da buldum ha. İkisine de karar verdin mi? Karar verdim. Hadi kasada görüşürüz. Hülya seçtiği ayakkabı ve çanta için 140 lira öderken Cansel de aksesuar seçimine geçiyor. Şunu alıyorum. Bir tane de kolyeye ihtiyacım var. Fiyatlarını da öğrenelim mi? 30 lira. Bu da 50 lira bileklik ama indirim yapmayı planlıyorum. İnşallah yapar çünkü daha pastamı almam lazım. Pastam bitmedi. Sonra alışverişim bitiyor. Eksiğin kalmadı sanırım. Kolyemi de aldım dış ses. Kasaya gidelim mi? Cansel aksesuarlarına 100 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Bakalım Esra'nın aksesuar seçiminde neler var? Hemen ben buradan yüzük almaya geldim. Yüzük ve iki tane bileklik gördüm, beğendim. Kasaya geçiyorum. Hemen 2 dakikam var, kasaya gel. Hemen ödeyip çıkalım. Neler seçtiğini göstermeyecek misin? Bak şöyle bir yüzük baktım. Bilekliklerim de kasanın orada. Onları da kasanın orada görürsün. Hadi görüşürüz. Esra seçtiği aksesuarlar için 95 lira öderken biz de hemen Elisa'nın yanına ışınlanıyoruz. Ayakkabını seçtin mi Elisa? Çok sevdim. Bu 36 numaraymış. Çantalar var burada. Ya bu çanta ama abi bize indirim yapacak değil mi abim? Dağıdığımada özel indirimimiz var burada yine. Ay çok teşekkür ederim abi. Abi bunun 36'sını alıyorum. Karar verdiysen kasada bekliyoruz seni. Kararımı veriyorum. Kasada görüşürüz arkadaşlar. Elisa seçtiği ayakkabıları sıkı bir pazarlıkla 70 liraya alırken alışveriş süresini tamamlıyor. Ayakkabımı aldım, hemen poşete atıyorum ve çıkıyoruz ses. Nereye gidiyoruz peki? Buluşma noktasına doğru gitmemiz lazım. A takı! Maalesef süren bitti Elisa. Aksesuar alamıyorsun. Tamam, hani hiç önemli değil. Şimdi nereye gidiyorsun? Takıya sürem yetmediği için toplama alanına gidiyoruz. Biz de diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakalım bu arada. Sonunda kombinine odaklanabildin demek Özlem. Aksesuarlarını seçebildin. Seçiyorum. Birkaç tane beğendim böyle. Seni kasada bekliyoruz o halde. Tamam, kasada görüşelim de sesçiğim. Aldığın yüzüğü çıkartmayacak mısın? Evet, çıkartamadım da sesçiğim. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Doğum günü yapacağız. Ortada pasta yok. Pasta almaya gidiyoruz da sesçiğim. Aksesuarlarına ne kadar ödüyorsun peki? Ne kadar yapabiliriz? Sadece 200 lira mı? Şimdi pasta almaya gidiyoruz sanırım. Pastacıda buluşalım mı? Sen pastanı seçerken biz de diğer kızların ne durumda olduklarına bakalım. Alışverişin ne durumda Aleyna? Küpemi seçtim. Şimdi şöyle bir kolye seçtim. Zarif bir kolye. Kararımı verdim. Karar verdiğine göre ne yapıyoruz? Kasada görüşelim. Bye bye. Aleyna aksesuarlarını 65 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Kızlarla toplanma alanına gidiyoruz dış ses. Hadi koş. Büyük boy pasta almaya bütçesi yetmeyen Cansel küçük boy pastaya 50 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Nasıl geçti alışverişin Cansel? Alışverişim güzel geçti. Hepsini hallettim. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani içime sinerek kıyafetlerimi aldım. Sadece ufak bir terzilik işim var. Onu da kendim halledeceğim. Toplu iğneyle beraber. Onun dışında bitirdik. Pastamızı alalım ve artık kızların yanına gidelim. Kurabiye ikram edelim. Teşekkür ediyorum. Büyük pastayı vermediniz. Kurabiye veriyorsunuz. Tabii teşekkürler. Dış ses sen de al. İkramları için beyefendiye teşekkür ederek Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Ya iki tane almak istiyorum. Dedim ki bak ilk gelişim 30 lira param var dedim. Ablacığım bana şunu dedim bir yap sen 30 lira. İster birini ister birini takarım. Hangisini tercih edersem yapıyor musun? Aslında yapıyorsun. Beni kırmıyor, yapıyor. Hadi yine iyisin Hülya. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Hadi gidelim. Alışverişim bitti. Kumaşımı aldım. Bugün çok güzel bir tasarım elbise yapacağım. Yine tasarım atölyesine dönme vaktim gelmişti diye düşünüyorum. Tabii artı bir puanları da alacağım. Onun dışında çantamı sana göstermiştim. Çantamı kumaşım kalırsa eğer kumaşla kaplayıp bağlayacağım sadece. O kadar. Başka da hiçbir şeyim yok. Eksiğim de yok. Tabii ki de tamamladım alışverişimi. Seninle bugün alışveriş yapmak harikaydı. Çok eğlendim. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Buluşma noktasına. Ümraniye'deki alışverişimiz devam ederken Özlem doğum günü pastasını alarak alışverişini tamamlıyor. Çok güzel, evet, hem keyfim yerinde. Bugün hem tarzımla hem de sürprizimle stüdyoya damga vuracağım. Beklesinler ve görsünler. Buluşma noktasında görüşürüz o halde. Hadi gidelim. Erkek arkadaşıma doğum günü partisi veriyorum konsepti için Ümraniye'deki 2 saatlik alışveriş süremizin sonuna geliyoruz. Kızlarımız buluşma noktasında toplanmış bile. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti alışverişiniz? Çok güzel geçti. Orta. Orta diyen kimdi? Takılarımı yetiştiremedim. Öyle mi? Çok üzüldük. Duruma en az senin kadar üzülenler var sanırım. Kim üzülmüş? Sen de çok üzüldün bence. Ben hiç üzülmedim hayatım. Ben kendini getirebildiğine bile şaşkınım yani. Bırak takı. Ay Esra var ya, neler alamadı. Çantalar, takılar, kıyafetler. Alamadığım zamanlarda senden yüksek puanlar aldım. Ben söylemekten bıktım, sen söylemekten bıkmadın Hülya ya. Belki ben de senden yüksek puan alacağım, bilemiyorum. Evet, belli hiç olmaz. Hiç sanmıyorum canım. Çünkü ben bugün tasarım yapacağım. Ay şaşırdık mı şaşırmadık. Dün biz bir elbiseyi tasarım diye getirir, podyuma koyar. Hiç şaşırmadım. Bir konsept yakaladığında direkt yine kolaya kaçmaya devam ediyor. Umarım dümdüz bir elbise diktirip çıkmaz atölye. Herkes hazır olduğuna göre doya doya moda villasına doğru yola çıkma zamanı. 800 TL bir bütçeyle ve bir saatlik zamanla Gülşah Hanım'ı düelloya davet ediyorum dedim. Yüreği ızgara mı yedin, kızartma mı yedin, nasıl yedin? Everest'in tepesine ayaklarımı sallandırıyorum ben. Neden? Çünkü rakibim yok. Üzerinde çocuk elbisesi gibi kalmış. Bu ne ayakkabı Aleyna? Sevmedim kombinini. Aleyna ne oluyor sana? Tasarım atölyesine girmiş, ne cüretle diye sorarlar adama. Kumaştan anlamayan birisi mi soruyor bunu bana? Hayatım, o yüzden mi masa örtüsü alıp geldin kumaş yerine? Çantam yok. Nasıl yok? Kayboldu. Hülya yapıyor arada bak, böyle şeyler. Bak konuları yine bak. Bak Allah'ım, ben niye yukarıda? Hayat seni karşıma çıkardı. Ayakkabısı burada ama çantasını bulamıyoruz. Sizde kalmış olabilir mi? Çantası evet bizde kaldı. Yemeği yaktığı için babam o kaynar tavayla annemi dövdü. Sonra ben bunu kaldıramadım. Bana Hakan amca diyeceksin derdi. Beni yeğeni olarak tanıtırdı sevgilisine. Ah. Nasıl çocuğunun psikolojisiyle böyle oynayabilir bir insan? Nasıl? Bir saniye, ne? Ah. Doya doya moda villasına ulaşan yarışmacılarımız vakit kaybetmeden tasarım atölyesindeki yerlerini alıyorlar. Kolay gelsin hanımlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Atölyeyi şenlendirmişsiniz yine. Hadi ben şenlendirdim de Özlem'e ne olduğu anlamadım. Geldiği 2 haftadan beri potadaydı. Bugün de 3. günümüz, tasarım atölyesine girmiş. Ne cüretle diye sorarlar adama. Kumaştan anlamayan birisi mi soruyor bunu bana? Bir saattir böyle mi esniyor, böyle mi esniyor? Daha kumaş ne tarafa esniyor onu bilmiyorsun canım. Ben tekstilden geliyorum bana. Hayatım, o yüzden mi masa örtüsü alıp geldin kumaş Hangisi yerine? Hangisi bu mu masa örtüsü? Evet. Zaten. Nerede senin elbise kumaşın? O da burada, o da triko. Elindeki de saten bu arada. Elimdeki saten biliyorum hayatım. Bu arada böyle esnemez, o böyle esniyor. Böyle falan yapıyorum ben, bayağı esnetiyorum böyle. Seni ilgilendirmiyor. Bir saattir orada nasıl esniyor diye soruyorsun, bir de gelmişsin buraya elbise dikeceksin. Esra senin hatalı kumaş aldığını ima ediyor ama Özlem. Sadece birazcık metresi kısa oldu ve defolu olan bölümü bana koymuşlar ama kumaş buydu zaten. Kumaşçıdan çıktım, eve geldim, bir baktım. Benim kumaşımın aynısı ama
da o kumaşta defa vardı. Böyle çok küçük biraz kesip kenara koymuşlardı. Aynı kumaştan temiz yerinden bana 2,5 metre kesilmişti. Ama eve geldi bir baktım o defalı olan bölüm benim poşetime konulmuş. Bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Esra, sence bu kumaştan elbise çıkar mı? Yani bence ondan olsa olsa masa örtüsü olur. Defolu elbise giyinirsin defolu kumaş koydularsa. Aynı zamanda bu nasıl bir sorumsuzluk ya? Hem haftanın 3. günü tasarım atölyesine giriyorsun hem de sana defolu kumaş koymuş olabilirler. Poşetini açıp kontrol etmiyorsun. Özlem, senin aklında nasıl bir tasarım var? Ben şimdi bir saten kumaştan, saten bu arada, eldiven yapıyorum. Sonra da bununla elbise dikeceğiz. Ama biz baktık, olacak gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun Esra? Ya ben Özlem'in kumaşını beğenmedim. Sofra bezine falan benziyor dediğim gibi. Kötü bir elbise olur. Çünkü kumaş ne kadar iyiyse o kadar güzel bir elbise çıkar. Ben aynı zamanda sadece kumaş almadım. Kumaşım şöyle esnek bir saten. Kumaştan anlamayan biri söylüyor bunu. Taş aldım. Bunu elbisemin her yerine dolayacağım. Ondan sonra yine böyle taşlar aldım. Bunlardan küpe yapacağım. Yani çok güzel bir tasarım yapacağım. Eldivenlerim de olacak. Onlar için de ayrı bir tül aldım. Tabii buraya gelir gelmez hatta alışveriş biter bitmez de kumaşlarımı kontrol ettim. Hepsi yerli yerindeydi. Tasarımlarınızı bir an önce tamamlamanız için sizleri bir süre yalnız bırakıyorum hanımlar. Az sonra backstage'de görüşürüz. Görüşürüz. Kızlarımız erkek arkadaşıma doğum günü partisi yapıyorum konsepti için günün son rötuşlarını backstage'de tamamlıyor. Derken her şey yeniden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığımda bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey yeniden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığımda bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır. Çok güzelim. Modanın bedeni olmaz. Çünkü güzelliğin ölçüsü olmaz. Kalıpları yıkmaya geliyoruz. Kendini çok sev. 2 modaya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Sizler ne yapıyorsunuz? Ben nefis. Bugün tabii ayrı bir mutluluk. Dün söylemeyi unuttum. Bugün benim Billurum'un dün daha doğrusu doğum günü. Oh! Canım kızım! Nice mutlu yaşların olsun. Sen amin. Benim her şeyimsin. Torununla, oğlunla. İnşallah torunlarını da görürüz tabii. Benle, ailenle. Seni çok seviyorum. Tamam mı? İyi ki doğdun Billur. İyi ki doğdun. İyi ki doğmuşsun Billur. Hayatın hep böyle
kendin kadar, kalbin kadar güzel geçsin. Nice mutlu senelere. Amin. Ömrünüz bir olsun sevgili Ayşe. Amin. Amin. Maşallah. Nice nice mutlu yıllara. Teşekkür ediyorum. Amin. Şimdi başlıyoruz. Görüyorsunuz ki kızlarımızdan bir tanesi eksik. Eda bugün birazcık rahatsız. O yüzden koltuğu boş. Bugünlük aramızda değil ama sağlığı yerinde. Evet, çok özel bir rahatsızlığı varmış değil mi? Yarın gelecek. İnşallah yarın aramızda olacak sağlıklı bir şekilde. Öyleyse başlıyoruz. Kızlar, bugünün konsepti neydi? Sevgiline son günü sürprizi. Sürpriz. İçlerinden geldim söylemek. Sürpriz doğum günü onları sevgilim. Aa, en sevdiğim konsept. Sevgilim mi? Konseptimiz neydi? Sevgilime doğum günü sürprizi. Tamam, neredeydiniz alışverişte? Ümraniye. İyi bakalım. Hadi Cansel'le başlayalım. Pastası da var. Pastam da var. Elbisene de uygun. Tabii. Elbisesine uygun pasta mı? Aslında ondan dolayı değil, param yetmediği için böyle bir pasta aldım. Çok iyi para verdin o pastayı. Nasıl paran yetmediği için? 50 TL verdim. Oo. 75 liraydı. Yani yemin etmişsin sanki. Yani o kadar ya paradan sevgiline doğum günü pastası için o kadarını ayırdıysan bu senin problemin. Yemesin. Ama kalbini veriyor yani. Kalp evet, pasta. Mesela. Evet. Ona zaten ben hediyeyim. Pasta da işin esprisi olsun biraz. Bir laf vardır. Çevir gazı yansın diye. Çevir gazı ünlü, yansın dedi. Ünlü Serdar Uzuntaş lafıdır. Bir Serdar Uzuntaş sözüdür. Merhabalar Cansel. Merhaba. Ne yürek mi yedin bugün, bir şey yedin evet, sen? Evet bak yürek var elinde zaten. Yiyor. Kalp mi yedin, yürek mi yedin, bir şey yedin? Hayır. Aslında espri olarak söylemiştim ben. Neydi o espri? Şu an espri oldu. Müşahçım şu an espri oldu. Eyvah. Hayır yani espri olarak derken espri olarak söyledim. Bu biraz evet canım hani sanırım galiba. Hadi bir kere de burada söyle. Bir söyle, bir gözümün içine bakarak bir söyle. Gel. Dedim ki bakmak istemiyorum. Bak gel. Yaklaş. Gelmeyeyim. Ben gelmeyeyim. Gel. Dış ses sana bugün demiş ki Gülşah Hanım stil sahibi değilsin demesi ile ilgili bir konu açılmış. Gülşah Hanım'ın dediğine katılmıyorum. Söyle aşkım. Şöyle. Öyle sesini küçük yumurcak gibi çıkartmaya çalışma. Gülerek de sempatik gelmezsin bana. Tamam, tarz olduğumu düşünüyorum. Sadece verilen bütçeye ve zamana göre tarzımı tam olarak yansıtamadığımı düşünüyorum dedim. Sizin söylediğiniz şeye istinaden ben de dedim ki 800 TL bir bütçeyle ve bir saatlik zamanla Gülşah Hanım'ı böyle davet ediyorum dedim. Eyvah. Ayak. Anlat. Pasta getireyim mi? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sen pastayı zaten alacağım ben. Getirsin tamam. Onu. Başla. Getireyim mi? Getir. Yakayım mı? Getir. Yak, başka türlü yak, tatlı yolu yok bulamazsınız. Getir pastayı. Git korkma. Deyip ben pastaya atarım. Evet o yüzden şöyle bırakacağım. Neli pasta bu? Kaç. Yakalım da. Frambuazlı galiba. Bir saatte 850 TL ile kaç tane kombin yaparsını görelim bu ışıklarla. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Onu canım kendi önünde en sevmediğim yak, şey o benim. Yak, sevmez misin? Hadi yakalım. Yak, çok yak. Korkarım. Yak. Evet Cansel'cim. Gülşah'cığım seni Bakırköy'lerde kombin yaparken görmek istiyorum. İyi ki doğdun Bilal. İyi ki doğdun Bilal. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Çok güzel. Gülşah'cığım çok teşekkür ediyorum. Bizler için olsun. Kızım. Ben... Sen de ne öyle oz büyücüsü gibi elinde o. Tütsü bereket. Gibi. Bak o çısırdamasın bereket, bana. Bereket, sağlık, aşk, bundan hiçbir huzur. Şey olmaz Gülşah. Neden öyle diyorsun? Kalpten söylersen her şey olurmuş. Ondan bahsetmiyor ki o. Elindeki küçük ya hani. Zarar vermez ama neden öyle diyorsun? Kalpten söylersen her şey olur diye. Bak senin evet. Pasta... Kızım neye sebebiyet verdi? Çok iyi oldu. Güzel, güzel. Çok güzel. Bunu benim önüme koymayın. Vallahi kalmaz ben size. Ben özellikle bir çatal almak istedim. Yani bir kalem almak istedim. Çünkü
Hani yürek yemişsin ya, bakayım o dedim o yüreği yediğinde nasıl oluyor diye. Tadı nasıl? Şimdi dün sana burada ne demiştim? Sen programı çok fazla izlemeden gelmişsin buraya. Ben burada sezonlar boyunca hep dedim ki, ben anlamıyorum dedim ya, bu bütçeyle ben iki kombin yaparım dedim. Tepeden tırnağa. Yapar mıyım? Yaparım tabii ki de. Geçen yılki bütçemiz 500 liraydı. 500 lirayla Özde burada iki kombin yaptı. 500 lirayla kombin yapan, iki kombin yapan çok yarışmacı arkadaşlarımız da oldu. Keza tabii Gülşah Saraçoğlu giderse oraya emin ol 3 kombin de yapar. Zorlarsam 4 kombin de yaparım. Bütçeleriniz ne kadar? 850 mi? 850. 200'den yaparım biliyor musun 4 kombin. Her iddiasına da girerim. Gülşah'cığım. Ben her iddiasına girerim. Hiçbir mağaza senden para almaz. Evet, ben de. Konu evet. Benden para almaması değil ki. Kombinleri yaparsın. Para alsınlar ki şartlarımız eşit olsun. Doğru söylüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hani 4 kombin diye hadi o kadar zaman olarak yetmeyebilir ama kafadan 2 kombini çok rahat yaparım. Çok rahat yaparım. Onun için burada bunu söylerken yani gerçekten yüreği ızgara mı yedin, kızartma mı yedin, nasıl yedin? Cansel'cim yüreğini geri vereyim ben. Alayım. Gülşah'cığım çok nasıl pardon. Yüreği elinde? Buyur. Yüreğimi elime aldım. Şöyle. Evet. Şöyle. Teşekkür ederim. Ben gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. 800 lira iki kombinin 850. Baştan aşağı olacağını zor olduğunu düşünüyorum. Kaç yaşındaydın Cansel'cim? 24. Sen? 24. Ben 40 yaşındayım ve senin yaşın kadar meslek tecrübem var. Tabii ki de. Onun için istersen bu konuda benimle hiç tartışma bile. Tartışmıyorum esnafla. Konu tartışmaya bile kapalı. Sadece girdiğimiz mağazalarda baktığımız ürünler pahalı. Şu şekilde söyleyeyim. Peki niye diğer arkadaşların nasıl buluyor şöyle peki? Şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Benim beğeneceğim türdeki kıyafetler pahalı oldukları için verilen bütçeyi güzel değerlendiremiyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Bunun şimdi üstüne de tarzını yansıtamadığımı düşünüyorum. Anladım. Şimdi işin şakası bir yana. Verilen bütçeyi doğru değerlendiremiyorsun. Ne güzel söyledin. Bence de doğru değerlendiremiyorsun. Çünkü... Bu bir teklif sen, reddedebilirsiniz tabii sen, ah canım benim sağ ol. Sen ölmeyi bayılmak mı zannettin yavrum? Bak yüreği elinde. Ha? Öyle bırakmadım. Mi zannettin? Ben öyle düelloya müelloya falan. Ben hayatımda kimseyle öyle bir yarışa girmemişim. Ha mesleğimin de pardon. Benim canım sıkılıyor biliyor musun? Everest'in tepesine ayaklarımı sallandırıyorum ben. Neden? Çünkü rakibim yok. Ben sahne kostümü yapıyorum. Büyük işçilikler yapıyorum. Çok büyük bir şey, senin yaşından çok büyük bir şey yapıyorum ben. Yani burada daha henüz oluşamamış bir durumun var. Oluştuğun zaman buradaki dişli yarışmacılardan birini karşına al ve öyle yap bunu. Benimle yapma. Tamam. Tamam zaten bir de düello demiş aşkım. Gerçekten çok ciddi olarak söylememiştim. Yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın. Hayır bence bir akıl tutulması yaşamışsın diye düşünüyorum. Neyse hadi uzatmayacağım. Cansel. Merhaba. Konseptin nedir? Erkek arkadaşımla ilk tanıştığım mekanın teras katını kapatıyorum. Arkadaşların hepsini organize ediyorum. Aramız kötü, sürpriz yapacağımı düşünmediği bir zamanda onu görmek istediğimi söyleyip tanıştığımız mekana davet ediyorum. Geldiğinde aslında şu an yakmam gerekiyordu ama sürpriz bir şekilde karşılıyorum. Fiyatlar. Terliklerim ve çantam Doya Doya Moda'ya özel 250 TL, elbisem 700 TL, takılarım 100 TL, pastam da 50 TL. Aslında elbisen fena değil ama senin vücudun halbuki zayıf, fit bir kız olmana rağmen sana hiç yakıştırmadım bu elbiseyi. Yani taşıyan çok da güzel taşır. Hı hı. İsim vermeyeyim, burada biri taşır bunu. Kalırız yani böyle. Yani sen de hiç beğenmedim. Yani elbisenin hakkı bu değil. Şuraları falan çok kötü durdu. Ve bu terliklerle de değil. Hı hı. Yazın konsept olduğu için böyle bir terlik tercih ettim. Sen çok uzun boylu, çok hoş bir kızsın. Ama kesinlikle vücudunu tanımıyorsun. Burada olduğun sürece bana da sorabilirsin. Benden sana tavsiyeler olur. Proporsiyonunu kötü gösterecek kıyafetler giyiyorsun. Bugün yapacağım gideceğiniz yerdeki kıyafet değil, kıyafette yaptığınız hatalar üzerine giriyorum ben. Bu nasıl uymuş mu, bu nasıl böyle mi, proporsiyonla uymuş mu? En çok buna gireceğim bugün. Haberiniz olsun hepiniz.
terlik ve çantanın uyumunu da beğenmedim çocuk. Bu kadar söyleyeceklerim. Yaşam. Cansel'cim, yani açıkçası dünkü fikirlerimin yine, söylediklerimin yine arkasındayım. Yani üzerindeki tek güzel şey kalpli pastan. Maalesef ki yani 20 sene önce iş yapardı bu kılıklar. Ama şu anda değil. Teşekkür ederim. Serdar. Cansel'cim, üzerindeki elbise üzerinde çocuk elbisesi gibi kalmış. Hı hı. Neye benziyorsun biliyor musun? Arabaların üstüne konan gelin bebekler var ya. Gelin bebek gibisin. Teşekkür ederim Cansel'cim. Ben teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. O zaman bir. Teşekkürler. İlk gün benden 5 alan kız, 2 gündür aldığım puanlara bak. 2. Teşekkürler. İzleyip gelseydin. 1. Teşekkürler. Kuğu tadında 2. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Aleyna gel. Aleyna gel 1. Yok yok gel. Dın 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 dın. Nasılsın kızım? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol, gayet iyiyim. Nereye gidiyorsun kızım? Hocam ben de bir otelin mezuniyet balosunu kapattım erkek arkadaşım için. Fakat doğum gününden 2 gün önce yapıyorum anlamasın diye. Dedim ki gel biz bir akşam yemeği yiyelim, şık bir akşam yemeği olsun. Hiç anlamaz. O da tamam dedi. Sonra gittik yemeğimizi yedik. Biz yemeğimizi yedikten sonra da arkadaşları kalabalık bir ekiple pastayla birlikte girdiler. Ona sürprizi yaptık. Sonra parti. Orada evet. Parti. O salona üstünde ne vardı? Nasıl geldin? Hocam evden arabadan çıktım. Indin, arabaya evden bindim. Çıktın. Arabadan indim. Mekana girdim. Üstüne bir şey almadın mı? Hı-hı. Hayalini merak. Bunun üstüne nasıl bir şey alırdın? Hiç sormadığım bir ben soru. Ben bunun üzerine şal alırdım ya. Bir kaban, manto falan değil de böyle güzel ya da böyle küçük bir kürk. Omuzlarımı kapatacak şekilde hani en azından buraları gelirdin orada da çıkarırdın. Çıkartırdım evet. Fiyatları da ver kızım. Ayakkabı ve çantam Doya Doya Moda programına özel 150 TL. Elbisem 750 TL. Aksesuarlarım da 65 TL. Ayakkabılarını ya biraz daha topuklu ya da eteğini biraz daha mini isterdim bu ayakkabılarla giyerken. Proporsiyon açısından. Şey fazla buldum. Hem kolye hem küpeyi. Çünkü hep parıltısın. Çantanda var, ayakkabında var. Yani ya sadece küpe olmalıydı ki bu tip açıklara ben şey çok severim. O yüzden kolye çok severim. Saçların çok güzel olmuş. Şöyle bir dönsene. Bayıldım ben saçlarına bugün senin. Evet. Bu söyleyeceklerim. Gülşah'ım. Teşekkürler hocam. Yani Aleyna, tabii işin şakası bir yana. Şimdi sana baktığım zaman tabii ki çok güzel yapıyorsun. Makyajını kendin yapıyorsun değil mi? Evet. Bugün gözüme ama make-up'tan yardım. Ama normalde oldu. Sen kendin daha da güzel yapıyorsun. Çünkü iyi makyaj yapan insanlar, yani kendine iyi makyaj yapanlar. Mesela ben hiçbir zaman kuaför makyöz kullanmadım. Bazı özel işler oldu. Orada firmanın talebi olduğu için kullanmışımdır. Ama benim kadar yüzümü kimse iyi tanıyamıyor. Benim de. Onun için en iyi makyajı ben kendime yaparım. Sen de en iyi makyajı kendine yapıyorsun. Kaldı ki bugünkü makyajın da çok güzel. Yani arkadaşlarımız, ekibimizden de yapsalar. Bu saç sana çok yakışıyor. Aynı şekilde kolye ve küpe ne mana? İkisi çok alakasız iki parça. Sadece küpelerin kalsaydı, buranı kapatmasaydın. Elbisene gelince, elbisen kötü bir elbise. Kötü bir seçim. Mezuniyet derken aynen Cansel gibi bu elbise de biraz demode kalmış. Çünkü elbise mesela burada fırfırı var ya, keşke bu kat 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 olsaydı. Yani bir 3 kat daha olsaydı. Ben oradaki mesela o etek ucundaki şu kıvrımı ve içindeki o greninin dikişini mesela görmeseydim. Yani bir astar var altında ve üzerindeki volanlar eksik dikilmiş gibi duruyor. Mesela burası yani... onu daha bir farklı bir havaya, yani siz istediğiniz zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. Ayakkabına, çantana bir şey söylemeyeceğim. Çünkü elbiseni sevmediğim için onunla uyumunu söyleyip söylememem de çok doğru bir şey değil. Sevmedim kombinini. Aleyna ne oluyor sana? Ben de anlamadım Gülşah Hanım. Neden böyle? Yani... Bak bir kere bir kendine geldin, silkelendin, çatır çatır kolyeleri aldın.
Neden böyle, ne oldu? Haftaya çok güzel başladım. Alışverişlerim de çok keyifli geçiyor. Moralim mi kötü? Yoksa bu Hülya'nın olaylarına çok mu takıyorsun kafayı? Yani şöyle odaklanıyorum her seferine. Çünkü ben şu kafada böyle bir yapıda bir kızım. Yeni bir gün, yeni hafta. Yani sonuç olarak her gün yeniden sıfırdan uyanıp buraya geliyoruz. Ve dünümü dünde bırakmak için uğraşıyorum, çabalıyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum. Tabii ki etkileniyorum. Orası apayrı. Ama bunu elimden geldiğince alışverişlerime yansıtmamaya, aksine daha da böyle güzel bir şekilde seçimler yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde ben de anlamadım. Mesela dün, ondan önceki gün düşündüm, niye böyle oldu. Gerçekten anlamadım. Aleyna, mesela ben bunu hepinize söylüyorum. Biz size programın sonunda konseptlerinizi veriyoruz. Yani tabii ki her şeyi araştırıyorsunuz. Hani internetten bakıyorsunuz bilmediğiniz, ya da dergi karar, ya da nasıl bilmiyorum. Ya da birine mi soruyorsunuz, soruşturuyorsunuz. Gerçekten o verdiğimiz konseptlerde muhakkak ki şunu yazın. İşte 2002, işte yani Hot Couture'u ya da ne bileyim Prada Portes'i ya da bir şeysi. Neyi neyle match etmişler? Tabii ki oradaki tasarımcıların yaptıkları parçalar inanılmaz pahalı fiyatlar. Ama kombine bir bakın. Onun benzerini biz bu gönderdiğimiz mağazalarda, çünkü her şeyin şahane replikalarını da yapıyorlar. Yani o kadar güzel. Bakın, ben bunu daha önceki sezonda bir programda bunu söyledim. İnanın ki kızlarımız daha farklı geldi. Çok ciddi söylüyorum. Yani ayrı ayrı geldiğinizde zaten yorumlarımı yapacağım. Mesela senden ben bunu beklemem. Esra gibi yarışmacıdan da ben bunu beklemem. Orada da bir sıkıntı var. Yani sende de bir sıkıntı var. Yani bugün genel olarak hepinizde sıkıntı var. Onun için beğenemiyorum. Ya da çok gözüm alıştı iyi geldiğiniz günlere. Onun için beklentim çok yüksek sizden. Ben inanmıyorum ki o geceye, gerçekten böyle bir gece olsa, bu elbise, bu ayakkabı ve bu küpe veya bu aksesuar kombiniyle gideceğine inanmıyorum. Gerçek hayatında. Eminim. Çok daha iyi gideceğini biliyorum. Ama tabii ki şey var. Sizin için de kolay değil. Çünkü çok hızlı bir tempo içerisinde, kısıtlı bir saat, stresi var. Heyecanınız yüksek. O nedenle lütfen mağazalarda denediğiniz elbiseleri bir bakın. Gerçekten sizin tarzınıza, stilinize uyuyorsa o elbiseyi alın. Uymuyorsa zamanınızı çok iyi değerlendirip başka bir mağazaya gidin. Zaten Gülşah'cığım söylediğini söyledi. Teşekkür ederim Yasemin'ciğim. Ben teşekkür ederim. Yani kendinize yakışanı giymeniz lazım. Mesela bu elbise bence de güzel bir elbise değil. Ama bir gün Hülya giydi bu elbiseyi. Yeşilini. Nasıl olmuştu ama, yıkılmıştı. Onun vücuduna uygundu. Hatta biri daha giydi, burada çok kötü göründü. Banu mu giymişti? Banu. Hiç olmamıştı. Banu ne kadar tatlı bir kız. Buradan beşleri aldığı günler de oldu. Ama asla olmamıştı ona. Kendi vücudunuza yakışan şeyleri giydiğiniz zaman o elbise, belki işte kötü bir elbise ama wow, bir yükseliyor elbise. Sana da olmadı. Sana göre de değil. Mesela senin şu omuz çatın ne kadar güzel görünüyor şu an bu kötü elbiseye rağmen. Ama sonrası korkunç görünüyor. Hayatım, birleştirmeler de çok önemli. Çok aksesuarlar, önemli. Çantalar, ayakkabılar. Bu ne ayakkabı Aleyna? Bu ne ayakkabı? Bilekten bağlamalı giymeyeyim diye. Yok, o açıdan anlıyorum. Demedik. Sen vücuduna uygun stratejiler yapıyorsun. Seviyorum da bu huyunu. Ama hata yapıyorsun bazen. Evet, farkındayım. Ama şöyle muazzam görünüyorsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Puanları veriyoruz. 3 kızım. Teşekkürler. 2 kızım. 2 Aleyna'cığım. Teşekkürler. 2. Teşekkürler. Aleyna'cığım, seni yerine alıyoruz ve Elisa'yı podyuma alıyoruz. Merhabalar. Çocuk programına hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Bir tık şöyle gel bakayım. Tamam, geldim. Ha. Bir yan dönsene. Anladım. Ne haber? İyi, sizden ne haber? İyilik benden de. Nasıl geçti günün?
Biraz kötü geçti. Niye? Çantam yok. Nasıl yok? Kayboldu. Nasıl kayboldu? Burada mı kayboldu? Burada kayboldu. Ha, aldın getirdin alışverişten. Aldım getirdim, evet, burada kayboldu. Hı hı. Takılarıma zamanım yetişmedi ama yine iyiyim. İyiyiz, yani takın yok, yani aksesuarın yok, çantan yok. Evet. Evet, üç çantamı üzerinden. Çantamı da kim aldı acaba, hiç bilemiyorum. Var mı aklında? Beni hangi çekemeyen, hangi kıskanan, var mı hangi... peki aklında? Ama, insanların günahını almadan önce de emin olman misin? Lazım. İşte birisini şu an suçlamıyorum. Hayır, hangi böyle diye? Bir şey olabileceğinden eminsin. Buradaydı zaten. Eminsin. Yukarı çıktım, baktım, evet, buradaydı. Çantamı daha önce Aleyna da öyle demişti, buradaydı demişti. Eminim. Bir dakika, neredeydi? Sen almıştın ama. Biz çantamla ayakkabımı aynı yerden aldım. Bir dakika. Çantamla ayakkabın aynı poşetin içindeydi. Hı-hı. Aynı yerden aldım, hemen aldım, poşetime koydum, servise bindim, geldim. Yukarı çıktım, koydum. Ondan sonra en son işte makyajımızı falan yaptık. Tam kıyafetimi giyeceğim ve kıyafetimi giydim, baktım çantam yok. Allah Allah dedim, nereye koydum? Baktım, oraya bakıyorum yok, buraya bakıyorum yok. Ondan sonra kafam karışmaya başladı zaten. Dedim acaba çantam nerede? Kızlara sordum falan. Daha önce böyle bir olay olduğunu söylediler. Evet. Aleyna'nın çantasının kaybolduğunu söylediler. Aleyna'nın çantasının. Evet, kaybolduğunu söylediler. Kimseyi suçlamak ya da kimseye iftira atmak istemiyorum. Çantanı nereden almıştın? Ümraniye'den. Ümraniye'den aldım. Hmm. Ayakkabımı aldığım yerden aldım. Peki o zaman. Murat Bey. Merhaba. Merhabalar, Gülşah Saraçoğlu ben, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkürler siz. Sağ olun, çok mersi, ben de iyiyim. Bizim bugün kızlarımız sizin mağazanızdan alışveriş yaptılar. Evet. Ve yeni bir yarışmacımız var, çok tatlı, Elisa. Evet. Ayakkabısını ve çantasını sizden aldığını söyledi, doğru mu? Evet, doğrudur, doğru. Peki, ayakkabısı burada ama çantasını bulamıyoruz. Sizde kalmış olabilir mi? Çantası evet, bizde kaldı. Maalesef arkadaşlar işte yedi de heyecanlı. Tatlı bir arkadaşım, maalesef biz durumda, evet. Peki Murat Bey, sizi rahatsız ettik. Çok teşekkür ederim. Yok, estağfurullah, ben teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, mersi. Ya. Ama çantam ayrıca, ilk geldiğinde... Ayrıca, konuşmalarımız kalite standartları için kayıt altındadır, lütfen. Tamam. Tamam diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Peki ben... sen bu çantayı nasıl burada gördüğünü iddia ediyorsun bana? Zamanım yetişmiyor, ayakkabıya gidim, çantayı poşete attım. Ya atamadım o zaman. Bir şey oldu ama ben buraya geldiğim zaman bana birisi dedi ki çantan nerede? Ben de çantam poşette dedim. Allah Allah, sonra yukarı çıktım falan, baktım çantama. Yani baktım derken böyle böyle baktım. Ondan sonra kombin denemeye geçtim. Kombin denediğimde çantamın olmadığını fark ettim. Çantamın olmadığını fark edince daha önce böyle bir olay olduğunu zaten hani kızlara dedim ki çantam yok. Ay Elisa, çocukluğuna indik resmen. Evet, sonra. Kim söyledi peki daha önce burada böyle şeyler olduğunu sana anlatan kim? Biz. Siz derken? Aleyna ve Hülya. Ben ve Aleyna. Biz zaten bilen biz varız. Yasemin Hanım, başka kimse yok ki. Aleyna daha önce bu konudan dolayı sıkıntı yaşadığı için Aleyna'nın söylemesi çok normal. Esra'ya baktığına göre Esra'nın yine alabileceğini mi söylediler? Hayır, yine Esra'ya zaten bakmadım. Yukarıda böyle başka yaptı Esra. Evet ben aldım, hadi ispatla falan yaptı. Evet. Yani ben Evet, çantayı ben aldım. Hadi ispatlıyorsan ispatla dedi şöyle bana. Şöyle bir durum oldu. Aleyna ve Hülya dedi ki Esra almıştır, kim alacak, çanta almak onun işi dedi. O da ben de dedim ki aldın diye, evet bana ben diyordu. Aldım dedim. Hadi ispatlayabiliyorsan ispatla aldığımı, benim aldığımı düşünüyorsanız ispatlayabilirsiniz dedim. Bu arada aynı çanta Hülya'da da varmış. Hülya da aynı çantayı almış. Elisa da yukarıda çok emin konuştu. Evet baktım, kaç kere baktım, çantamın içindeydi, buradaydı deyince ben de dedim ki o zaman Hülya almıştır yani. Aynı çanta şu an onun elinde var. Yok, ya. Yok, o da saçma çünkü alışverişte biz onların hepsini izliyoruz Esra'cığım. Evet. Burada ama siz de durduk yerde evet. Esra'ya sonra sıçramışsınız ben, yani. Hatta bunu ama küpeyi de izlemiştik ya Gülşah Hanım. Hülya yapıyor arada bak, böyle şeyler. Bak konuları yine bak. Bak ya bir şey söyleyeceğim. O ama kadar ben çok diyorum ki Allah'ım ben niye yukarıda? Yukarıda ben Esra'yı suçladım. Esra'yı suçladım bir tane. Sen suçlamadın. Aleyna ve Hülya suçladı diyorum zaten. Hayır ben seni suçlamadım. Hatta dedim ki dış sesle konuştum. Dedim ki kimsenin günahını almak istemiyorum. Gözümle görmedim ki senin aldığını. Onun için şu kişi bu kişi demem. Ama genel olarak konuşurum. Eğer kim aldıysa bu şekilde gel. Burada da zaten genel olarak konuşurum. Anladım. Şimdi neticede çanta mağazada.
Evet, çantam mağazadaymış. Evet, kimse almamış. Evet. Onun için de iyi, kimsenin günahını almaman iyi olmuş. Fakat benim merak ettiğim başka bir şey var. Hı. Şimdi özellikle iki konu var. Paylaşmak istersen çok mutlu olurum. Birincisi, dün dedin ki annemden başka hiçbir akrabam yok. Evet. İkincisi, burada üniversite durumu konuşulduğunda dedin ki ben 14 yaşından beri çalışıyorum. Gitmedim, bilmiyorum dedin. Burada söylemedim ama. Tabii ki. 14 yaşından beri sen ne iş yapıyorsun? Şöyle, ya, bu konulara çok girmek istemiyorum ama 14 yaşında okul çıkışları garsonluk yapıyordum. Yani olabilir, şöyle söyleyeyim. Çok normal. Benim babam ne çok güzel, sıkı ve çok şey bir adam, çok sinirli bir adamdı. Ve bizim ailemizin içerisinde çok şiddet, çok sinirli tartışmalar oluyordu. Çok sinirli tartışmalar oluyordu ve ben her zaman şöyle hayal ediyordum. Dedim ki ya bugün babam eve gelmesin. Daha çok küçüktüm. Hatta ilkokulda şunu söylüyordum. İlkokula gidiyordum, ben hep dışlanan çocuktum. Herkes ikili sırada otururdu, ben hep tekli sırada otururdum. Onun için annem benim çok böyle sessiz, sakin bir kadındı. Babam da çok böyle sinirli bir adamdı. Ben hiçbir zaman duygularımı anneme yansıtamazdım. Yani ben hiç çocukluğumu yaşayamadım. Bebeğim. Anneme hiç yansıtamazdım ama bir gün 19 Mayıs'ta hiç unutmuyorum. Herkesin babası gelecekti. Ben anneme dedim ki babam gelecek mi? Babam, o da dedi ki baban gelecek. Babam da her zaman şehir dışlarına gidiyor. Hiç evde yok. Bizim evimiz çok soğuktu. Annem bana 3 tane taytı üst üste giydirdi. Yani ben de çok yokluktan geldim. Bir gün komşudan pirinç, bir gün komşudan işte un alırdı. Bize ekmek yapardı. Yoklukta bile bize varlığı gösterdi annem. Hem anne oldu hem baba oldu. Bir gün bizim evimize bir kadın geldi. Tek taş yüzükle. Babam kadına tek taş yüzük takmış ama halbuki biz yokluktayız yani. Kadın annemi gördü ve tek taş yüzüğü bırakıp gitti. Yani ben bu günleri gördüm. En son 14 yaşımdayken annem benim astım hastası, kronik astım hastası yatıyordu ve benim babam şehir dışından geldi. Annemden yemek yapmasını istedi. Annem de yemek yapıyordu. Yemeği yaktı. Yemeği yaktığı için babam o kaynar tavayla annemi dövdü. Sonra ben bunu kaldıramadım. O gün kendime şunu söyledim. O gün babamdan zaten çok nefret ettim. Hala da görüşmüyorum. Çok nefret ediyorum. Ama hiçbir şey yapamadım. Çocuktum çünkü. Babam beni İmam Hatip'e vermişti. Ben o zaman 14 yaşındayım tabii. İmam Hatip'e gidiyorum. İmam Hatip'te neyse okul çıkışı... Bu olayın sabahını anlatıyorum bu arada. Hiç uyumadım. Ağladım tüm gün. Okula gittim. Okulda düşünüyorum acaba ne iş yapsam, beni hangi iş alırlar çünkü daha çok küçüğüm. Okul çıkışı saat 4'tü, okul çıkışından çıktım, 5'te Kızılay'a gittim. Kızılay'da kafe kafe geziyorum beni alsınlar işe diye. Hiçbir kafe beni almadı hiçbir şekilde. En son bir kafe buldum. Dedi ki part time çalışabilirsin. Tamam dedim, 4'te geleceğim, 5'te çalışmaya başlayacağım, gece 1.30'da işten çıkacağım. Ondan sonra çalışmaya başladım. Çalışmamın ikinci günü annem bana şey dedi, hatta ilk iş günü hiç unutmuyorum, patates tabağı var. Patates tabağında ketçapla mayonezi elime batırdım diye orada sarışın bir kadın vardı, oranın müdürü. Elime vurup çek şu pis ellerini demişti. Ellerime bak, böyle ellerim pismiş gibi hissetmiştim. Yukarı çıkıp üngür üngür ağlamıştım ama artık bu adamdan para almayacağım demiştim kendime. Yani o gün buna karar vermiştim. Çünkü böyle kötü bir adamdan para almak istememiştim. Asla şu an kendimi acındırmak istemiyorum. Ya da hayır, böyle bir bu senin yaşanmışlığın ve gerçek hikayen. Ben bunu dinlemek için kimse ne demek, sen çok güçlü yani bir kızsın. Yani insanlar böyle algılayabilir çünkü ben insanlara hiçbir zaman zayıf halkamı vermem. Ama işte o günden sonra çalışmaya başlıyorum. Bu arada güzellik uzmanıyım. O günden sonra çalışmaya başlıyorum. Garsonluk hayatım oluyor. Üçüncü ya da ikinci iş günümde babam soruyor anneme, Elisa nerede diye. Ondan sonra annem şey söylüyor, diyor ki ya diyor Elisa diyor işte kafede çalışıyor şöyle böyle falan filan, ben çalışıyorum o zaman. Böyle bir şey bile 10 TL, her şey çok ucuz. Ben 30 TL'ye alıyorum, böyle cüzdanımda hep para. Benim cüzdanımda paramın eksik olduğunu ben Allah'a çok şükür hiç görmedim yani. Hep param vardı benim. Ondan sonra babam geliyor benim yanıma, iş yerime. Bana mesaj atıyor, kızım kapının önünde mi, gel seni göreyim falan. Ben umutluyum, diyorum ki ya babam pişman oldu herhalde. İşte özür dileyecek. Belki annemle barışacak. Hep onların iyi olmasını isterdim çünkü. Çünkü benim çocukluğumda hep böyle
En büyük ailem bugün eyvah, babam eve gelmesin, kavga etmesinler de. Ondan sonra babam iş yerimin çıkışına geliyor. Babam diyor ki senin burada ne işin var? Ama bir küfür kullandı. Onu burada söylemek istemiyorum. Sonra orada bana bir tokadı koydu. Kızılay'ın ortasında böyle bir dayak yedim 20 dakika falan. Sonra beni eve götürdü saçımdan tutarak. Ertesi gün tabii ben hiçbir şey olmamış gibi tekrar okul. Okul çıkışı tekrar iş. Yani dayaktan korkan hiçbir zaman çocuk olmadım. Bu şekilde devam etti. Sonra hayatıma babam gibi bir insan girdi. Sevgilim. Yani 17 yaşında bir sevgilim girdi. O da burnumu kırdı zaten. Bu şekilde yani. Peki Elisa, bir dakika, çok hızlı gidiyorsun. Bizim burada tabii ki hepimizin hiçbir zaman, herkesin de izleyenlerimizin de hiçbir zaman kaldıramadığı ve hiçbir zaman da hazmedemediği bir konu. Yani millet olarak çok ağır bir yaramızdır bu bizim. Ancak şunu merak ediyorum. Sen garsonluk yaptıktan sonra liseyi bitirebildin mi? Liseyi bitirdim. Üniversiteyi okumadın. Üniversiteyi okumadım. Peki. Ben 17 yaşımda İstanbul'a geldim. Tamam. Şöyle, sen neredeydin bu arada? Bunlar yaşanırken, çocukluğunda ve bu olaylar yaşanırken neredeydin? Şöyle söyleyeyim. 14 yaşında bu olaylar oluyor. Garsonluk yapıyorum falan, yaz geliyor. Sırf o kafede piercing yaptırdım diye babamdan dayak yiyorum. En son tekrar yine ben kaçıyorum evden Antalya'ya. Tamam, Ankara peki. Mı? Ankara'da mıydın? Ankara'dayım, evet. Ankara'dan Antalya'ya kaçıyorsun. Antalya'da kimin yanına gidiyorsun? Sosyal medyadan tanıştığım bir kızın yanına gidiyorum. Konuşuyoruz falan, neyse evine gidiyorum. Bavul hazırlamışım falan. O zaman da yaz. Okul falan yok. Neyse gittim. Anneme de diyorum ki, annem diyor ki akşam yemeğine gel. Ben de diyorum ki ben tatile gidiyorum. Ve ben hiç hayatımda hani yokluk görmüşüz ya, hiç tatil nedir odur budur. O yolculuğum o kadar güzel geçiyor ki ya, tatile gidiyorum falan, böyle gözüm de çok büyüyor. Neyse bindik arabaya, gidiyoruz. Gittim. Arkadaşımın yanına annesi bana şey dedi. Ya işte nasıl anneler var ya, kız çocuklarını böyle bırakıyorlar. İşte ben kızımı hiçbir yere bırakamam. İşte şöyle böyle. İşte böyle annemi çok aşağılayıcı konuştu ve benim annem en hassas noktamdır. Ben anneme çok düşkünüm. Ben hep anneme bakmak zorunda olan bir kız çocuğu oldum. Yeri geldi abime de baktım. 19 yaşındayım. Aman 19 yaşındaydım. Çok şükür anneme bir ev aldım. Çünkü şöyle bir durum oldu. Ben 14 yaşından sonra bir buçuk sene garsonluk hayatım oluyor. Ondan sonra liseye geçtiğim zaman sürecinde lisede okul çıkışları çıraklık yapıyorum kuaförlerde. Hatta buradaki birçok ismini vermedim kuaförlerde, şu an hatta reklam aldım, kuaförlerde de çalıştığım oldu İstanbul'a ilk geldiğimde. Onlar da çok şaşırıyor bu duruma. Ondan sonra çıraklık yapmaya başladım. Ondan sonra yani lisede okuduğum bölüm güzellik bölümüydü. Ondan sonra hocam bana hep şey derdi. Sen çok başarılı olacaksın. Çok çok iyi yerlere geleceksin. Sen tek başına lider gibisin derdi. Ve sınıfta da başkan her zaman bendim. Yani ilkokulda çok dışlanan, lisede de hep çok peki, şey yapılan bir kızdım. Şunu merak ediyorum. Güzellik uzmanı mı oldun? Güzellik merkezi mi Hayır, açtın? Hayır. Güzellik merkezi açmadım. Lisem bitti. Lisem bittikten sonra direkt İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldim. Peki ev alacak parayı küçücük yaşına nasıl kazandın? Bu sosyal medyadan çok reklamlar alıyorsun ve oradan evet, ciddi gelirleri böyle mi toplayıp kazandın? Hayır, sadece başka ekstra bir iş de mi yaptın? Hayır, sadece sosyal medya değil, yazılımla uğraşıyordum normalde. Evde çalışıyordum. Home office, sadece evde çalışıyordum ama aynı zamanda sosyal medyayla da uğraşıyordum ama ben ilk geldiğimde zaten İstanbul'a sosyal medyada şirketim olarak geldim. Yayıncılık yapıyordum ve biz yayınlardan güzel kazanıyorduk o zamanlar. Peki bir şey söyleyeyim, helal olsun sana, bir gerçek bir başarı öyküsün sen. Küçücük bir kızsın sen, bu minicik bedenine nasıl o baba sana şiddet uygulayabiliyor? Yani gerçekten ciğerim parçalanıyor böyle. Çok lafınızı bölüyorum, özür dilerim. Ben bunların hepsini açtım ya. Peki, sadece içimden... Anne ve baba boşandı mı? Hayır, boşanmadılar. Çünkü annem bana hep şey der, sen benim annem gibisin der. Ben onun elini aralarım İstanbul'a geldiği zaman, bir yerlere götürürüm. Ben normalde mesela bir şey alırken fiyatına bakarım ama ona bir şey alırken fiyatına asla bakmam. Anne al, anne al. Her zaman ona karşı bu şekildeyim. Annem bana çok düşkündür, ben de ona çok düşkünümdür. Anne kız çok güzel bir ilişkimiz var. Maşallah, ama tabii şimdi biraz bu aralar annemin yanına da gidemiyorum. Onu da buradan çok sevdiğimi söylüyorum. Ankara'da değil mi? Hı-hı, Ankara. İsmi ne annenin? Efendim? İsmi ne annenin? Sibel. Ah, kaç yaşında? 43.
çok geniş ve çok güzel bir annem var. Muhakkak benim öyle belli yani. Başka Sibel kardeşin abim. Yok mu bu kadar? Tek bir misin sen? Bir abim var. Bir abim. Peki babanla hiç görüşmüyorsun? Hiç. Peki baba hala anneye şiddet uyguluyor mu? Hayır, babam bu arada Suriye'de. Hiçbir şekilde görüşmüyorlar ve benim babam hiçbir zaman eve gelen bir adam olmadı zaten. Kolay kalsın kolay. Orada. İlkokul, aynen kalsın orada. Ha. Zaten bunlar 2 ay önce falan yazmıştı. Ne yapıyorsun kızım, iyi misin falan. Ben o zamanlar çok zor zamanlar geçiriyorum ama beni sosyal medyadan takip ediyor ailem, birçok insan. O zaman zor zamanlar geçirdiğimi fark ediyor ve bana yazıyor kızım nasıl, iyi misin diye. Lütfen bir daha bana yazma dedim. Ondan sonra zaten numaramı değiştirdim bir daha bana yazmaması için. Peki hiçbir sen şekilde... böyle çalışınca ve bu kadar şimdi sen... O senin bulunduğun platformda fenomen bir kızsın yani benim çocuğum seni takip ediyorsa ve ben seni biliyorsam yani çünkü bilmem ben hani bu influencerlar bilmem neler falan ya yani çoğu zaman Yasemin bana mesela söylüyor o defilelerinde daha çok hani geliyorlar ya seni çekenler edenler yazanlar falan mesela sen onları ben onları da tanımıyorum gerçekten bilmiyorum. Oradaki ya, orada gerçekten böyle bir masal kahramanı var. Orada başka bir kız var. Mesela orada seni görüp, senin mesela şu anki hayatının iyi olduğunu görünce baban senden maddi beklentisi olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Hiçbir şekilde yok. Çok son bir şey daha. Eve bir kadın geldi parmağında tek taşla dedin. O tek taşla parmağı babanın ilişki yaşadığı bir kadın mıydı o? Evet, babam çok aldatan bir insandı. Bizim evimize hep gelen giden oluyordu ve ben daha çok küçüktüm. Nasıl geliyorlar ya? Annen var evde. Ben daha çok küçüktüm. 6-7 yaşındayım, bire gidiyordum. Babam dedi ki kalk hazırlanın bir yerlere gidelim. Elimden tutuyordu götürüyordu. Sırf kızın yanına beni götürmek için. Sevgilisinin yanına beni götürüyordu. Çok küçüğüm tabii. Böyle ki halka hiç unutmuyorum. Esmer bir kadındı. Halka halka küpeleri vardı. Böyle açık o zamanlar bilir misiniz bilmem tabii çok eski yıllar. Böyle... Eski yıllar derken benim yıllarım hayatım sadece daha çok yenisin. Benim için eski yıllar yani. Evet. Böyle topuklu ayakkabılar vardı dolgu topuklu. Onun bir jini vardı. Kadınla böyle sevgiliydi konuşuyordu bana Hakan amca diyeceksin derdi. Beni yeğeni olarak tanıtırdı sevgilisine. Ne diyorsun? Ondan sonra kadınla beraber eve gittikleri zaman oluyordu. Ve ben nasıl çocuğunun psikolojisiyle böyle oynayabilir bir insan? Bir saniye ne? Evet hep beraber eve gidiyorduk ve ben bunu her gün anneme anlatıyordum. Annem hep ağlıyordu ama ben ne olduğunu bilmiyordum. Arkadaşı sanıyordum onu. Annem çünkü hep arkadaşı yani ben küçüğüm ya anlamıyorum o zamanlar bunun ne demek olduğunu. Diyordum ki arkadaşı herhalde. Anneme anlatıyordum. Annem işte ondan dolayı bunlardan çok etkilendi. Çok psikolojisi bozuldu. Elisa, benim bir arkadaşım var. Bugün Türkiye'nin çok iyi tanıdığı bir isim ve çocukluğundan bu yana çok ciddi sıkıntılar yaşamış ve çok güçlü ve bugün çok başarılı. En az senin kadar. Başarılı olduğumu düşünmüyorum. Ve sen gerçekten ileriki hayatında, işinde, mesleğinde ya da neyi seçersen, hangi noktaya gelirsin ben onu bilemiyorum. Ama sen bu hayatta başarmış bir kızsın biliyor musun? Evet, şöyle düşünüyorum, başardım kısmı. Başarmış, çok aşağıdan yukarı geldi. Yani iş potansiyeli olarak değil, sen başarmış bir kızsın, olmuşsun güçlüsün. Sen yani. Çok güçlüsün Elisa. Ve maşallah. Boş konuşmuyorsun, eğlencelisin, gülüyoruz falan onu geçiyorum ama sen boş konuşmuyorsun yani. Neymişsin sen ya, ben bir şey söyledim daha burada. Daha hiçbir şey anlatmadım. Ah canım. Bittim ben şu an. Nasıl yapacağız biz bugün bu peki programı? Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Abim var dedin. Kaç abin var? 2 abim vardı. Birisi vefat etti. Neden? Trafik kazasında. Ne zaman? Canım. 4 sene oldu 2018. Kaç yaşındaydı? O zamanlar benden işte şu an olsaydı 26 yaşında olacaktı. Ah Nur canım. İçinde aslında. Nur için. Nasıl oldu o kaza? Çok o detaya girmek istemiyorum. Ah o anacığının psikolojisi bozulmasında kimin bozulsun? İşte onun için ben toparlamaya çalışıyorum. İyi ki varsın. Ah benim güzel bebeğim. İyi ki varsın annen için. Ay ben çok fena olurum. Annem hep şey diyor mesela bana. Diyor ki iyi ki senin gibi bir evladım olmuş. İyi ki. Onu mutlu ettiğimi düşünüyorum. Daha da mutlu edeceğim.
Ben her zaman şöyle bir hırs yapmışım. Babama hırs yapmışım aslında. Aslında hayatımda çok büyük bir önemi var. Affet, uzaklaş. Affedemiyorum. Onu edeceksin, çok denedim. Kendin için affetme. Edeceksin. Affetmeyi denedim, onun yanına affetme. Da gittim. Çok zor, affedemiyorsun. Onun yanına gittiğimde bana şey dediler. Affetme, baban kaç sakın. Şekerli çay içiyor dediler bana. Ben babamın daha kaç şekerli çay içtiğini bilmiyordum. Yani nasıl bir adam? Baktım gördüm ya ne kadar değişmiş. Beni bu hayatın içine attı. Çok zor zamanlar geçirdim. Çok kötü insanlarla karşılaştım. Babam gibi bir insanla karşılaştım. Şiddet gördüm, bunu gördü. Her şeyimi gördü ama hiçbirinde yanımda olmadı. Ya bir kızım alo ya da yanımda olmak. Ya ben senin arkandayım daha gibiyim işte. Onun için ben hiç hani böyle bıldır bıldır bir kızım enerjimdir. Hem enerjimdir hem bir tarafımda o kadar kötü bir tarafım vardır. Ama bunu kötü olmak zorundayım artık. Çünkü iyi niyetim çok suistimal edildi. Hep insanlar iyi noktalarımdan vurdu, zaaflarımdan vurdu, acılarımdan vurdu. Çok gördüm, çok zor zamanlar geçirdim. İnanın bu İstanbul'da çok kötü insanlar tanıdım. Affetme, affetme. Affedemiyorum. Affetme hayatım. Olmaz. El kadar çocuk. Gece birlerde garsonluk için, yapacak falan kendi filan. Kendi sağlığı için şey. Affedip uzaklaştırması lazım. O zaten uzak aşkım ondan. Bunu öyle bir şey yapmaya gerek yok. Bu olmaz. Allah hayır, affetsin onu. Bu psikolojide onu. Böyle çalışıyor. Onun kafasını temizleyebilmesi için bunu yapması lazım kendin için. Ama yaşayan zamanı Elisa tabii ki. Olduğu için. Sen babanı affedebildin mi? Asla. Ben olsam affetmem. Edemem. Yani onu Allah'a havale et. Allah affetsin onu. Çok kim aynen. Olmuyor. Ama Allah'a hep böyle havalet. Mi kalacak bu çocuk? Hep evet, böyle düzgün yıpranık mı kalacak o zaman? Ama yaşadıklarını insanoğlu nasıl unutabilir şey ki? Aynı ya şeyleri sen zaman şey geçiyor çünkü. Ama onlar travmalara kaldı ama hep. Sen nasıl? Affedemiyorum yani onun için. Ben psikiyatriye de gidiyorum bu arada. İyi yapıyorsun. İlaç da kullanıyorum. İyi yapıyorsun. Ama psikiyatri bana dedi ki affetmeyi dene gittim. Yapmaya çalıştım. Ama olmadı. Hayatım normali zaten bunu yaşamayan psikiyatri de olsa, Yasemin de olsa, burada Uğurkan da olsa hepsi sana burada dönüp diyecek ki herkes normal, doğru olan bu zaten. Affetmeyi dene, önce kendini içini bir rahatlat, hani kendi iç huzurun için. Affet ama uzaklaş, aynı Yasemin'in dediği gibi. Evet. Ama ben düşünüyorum, ben çok şanslı bir yani. Yok, ben ikinci bir insanım herhalde. Bir dakika, ben ki bunun kinle de alakası yok, hiç alakası yok. Ama çok böyle hikayesi olan arkadaşlarım var maalesef ve inan bana hiçbiri affedemedi. İnan bana affetmedi. Çok ağır. Çok ağır çünkü, ve senin yaşadıkların da çok ağır yani. Çünkü babana en ihtiyaç olduğun yaşlarda baban yanında olmadı. Hiçbir zaman olmadı. O nedenle geçen yıllar asla bugünleri unutturamıyor. Evet. Sen maalesef. Yerine göre çok güçlü, sert duruyorsun. Bunu artık çözdün. Belli ki. Evet. Buralara geldin. Bir şeyleri başardın. Annene yeri geldi. Anne olabilecek kadar. Evet. Yeri geliyor. Çocuk gibisin. Çünkü sen çocukluğunu yaşamadın. Onu hala yaşıyorsun. Çünkü aynen. Çocuksun sen. Aynen. Yok, çocuk değilim. Kalbinde çocuk o küçücük kız yatıyor. Sorumluluklarım var çünkü. Bravo sana. Bravo sana, ama onu yaşamak istiyorsun çünkü hala onu yaşayamadın. Yer yer uygun bulduğun her an onu yaşıyorsun. Evet. Mesela bu kötü bir şey değil. Lafınızı böldüm, özür dilerim. Mesela arkadaşımla bir gün kafeye gittik, annem de yanındaydı, annem alışverişi falan götürdüm, yemek yemeye götürdüm. Annem diyor ki evde nohutlu yemek yaptım, gel. Dedim ne nohutlu yemeği, gel kız seni dedim restoranta götüreceğim. Annem de kapalı benim. Aldım hemen annemi, götürdüm. Başka. Annem bana diyor ki sen de diyor iyi kocalar gibisin diyor. Yani ve Eminönü'ne ekmek yemeye götürüyorum mesela. Ay. Eminönü'ne ekmek yemeye götürüyorum mesela. Diyor ki bunu bana hayatımda kimse yaşatmadı. Halbuki çok basit bir şey değil mi? Onun için çok büyük bir şey. Yani babamın bu yaptıkları hep içimde kin olarak kaldı. Böyle olmamalıydı. Ama iyi ki olmuş ki ben böyle olmuşum. En azından. Ben kendim şu an çok güçlü.
Şükretmek lazım. Nasıl yapacağız lazım biz bu programı bugün ya? Yaparız yaparız, hiçbir şey olmaz. Ben geçiyorum yerim. Hadi kombininden başlayalım. Evet. Vallahi şimdiden söyleyeyim, kimse kusura bakmasın. Yani ne kadar kalırsın bilmiyorum. Berbat da gelmişsin zaten. Teşekkür ederim. Ama sen bu yarışmadan yani belki de gitmezsin. Belki şampiyon çıkarsın. Belki bu hafta elenirsin. Ne bileyim ben. Ben seni hiç bırakmayacağım. Bunu sakın unutma. Teşekkür ederim. Sana söz veriyorum. Sözümü yemem çünkü ben. Benim bir acayip bir tarafım vardır. Çok teşekkür ederim. Düşünmeniz yani yeter. Olsanız da olmasanız da. Düşünmek ayrı bir şey. Söyleyip uygulamak, yerine getirmek ayrı bir şey. Evet. Kız sen bize gel. Aslan ne kadar mutlu olur. Hep beraber yaşarız. Kıyamam. Ki şu anda biliyorum çok iyi şartlarda yaşadığını da biliyorum. Yani görüyorum evet, en azından. Çok şükür, çok şükür. Maşallah. Sana geliyorum. O içindeki ne? İçimdeki... evet, içimdeki çok alakasız oldu. Aslında ben kısa bir crop siyah bir şey alacaktım. Sonra dedim ki... Aslında onu alacaktım, bunu alacaktımlarla gelmeyin benim karşıma. İçindeki evet, ne? Onu alacaksan onu alsaydın gelseydin. Şimdi bunu almışsın, bunu evet, giymişsin. Alakasız olmuş değil mi hocam? Evet. Evet. Çok. Bu mevsimde sen böyle çıplak bacağınla git donarsın Paris'te. Paris yok hocam, da, hava durumuna baktım 22 dereceymiş. 22 dereceymiş. Evet. Kasım'da Paris imkansız. Evet hocam, girin hava durumuna baktım Paris. Gerçekten. Kasım'da 16. Hemen söyleyeyim. 22. Bugün baktım. Sonra 16'ya bakışı düştü akşama doğru. Hava hatta yağmurlu bulutluydu. Paris çok soğuk olur. Araştırdım hocam. Kasım'da çok soğuktur. Bu arada bence böyle olur. Çünkü üzerindeki deri trench coat'un benim için çalışır. Hayır hayatım, Paris şu anda 17 derece. Ya 17 derece diye düşünme yani. Ha, daha bir dakika aşağı. Gündüz 22'ymiş. Evet. Doğru bakmış valla. Sen bir de gündüz yapıyorsun. Aa, eşek. Evet. Konseptin gündüz. Bak. Ha. Fiyatlar. Fiyatlar. 3 tane kombinim, eteğim, kazağım, bir de trench coat'um 888 TL. Ayakkabım ve çantam yok. Çantamla beraber ikisini de 80 liraya almıştım. Doya doya modaya özel. Anladım. Yani içindeki olmamış, eteğini ve üstünü beğendim. Teşekkür ediyorum. Ama 3 üzerinden değerlendirileceğini biliyorsun değil mi? Hı hı. Eksik 2 parçam evet, var çünkü. Söyleyeyim. Hem takılarım yok hem de çantam yok. Birazcık daha konsantre olup hiçbir şeyini hiçbir yerde unutma. Başka türlü şu an seni 3 üzerinden değerlendiriyorum ve içindeki de çok alakasız bir şey. Lütfen daha dikkatli, daha konsantre olmuş bir şekilde yarışmaya devam etmeni tamam, çok rica ediyorum. Ben çok beğendim seni. Böyle kadınlar var bu havada. Cool, öyle elegant ve herkes çok kokoş olmuyor yani. Hani ben bu kadını da çok seviyorum. Çok soğuk dururlar ama çok da güzeldirler. Ben çok beğendim seni. Keşke eksik gelmeseydin. Evet. Hani orada o pembe patiyi çıkardığın zaman da bambaşka bir şey olurmuş yani. Bayıldım, evet, teşekkürler. Ben kıyafetini ben de beğendim. Fakat o yapamamış mısın nesin o sırtını alman, iğreti duruyor. Acaba şu yakasını falan kaldırsan derinin. Onu kaldırmayı düşündüm versen, de şurasından dolayı. Ha, olsun biz şu anda kaldır çocuğum. Tamam. Böyle bir baksana, bir anda başka bir şey oldun. Böyle ama böyle şey gibi kaldırma. Biraz onlar şöyle hafif. Ya anladım ne demek istediğimi. Şurası şöyle kalkacak. Şu da biraz yakalar da biraz hı-hı, böyle daha aşağı. Ya bir hava vereceksin ona. Evet. Şu anda elinle tutuyorsun. Bak o havayı veriyorsun. Ben de beğendim seni. Ha, içine balıkçı bir kazak olabilirdi. Siyah böyle boğazlı bir olabilirdi, kazak istemiştim aslında. Ondan sözcüğüme. Gömlek olabilirdi. Yani ama bu da olabilir benim için. Saçların çok güzel. Makyajın güzel. Sen güzel. Çok teşekkür. Bu kadar güzel kızım. Teşekkür ederim. Puanlar. Evet. 2. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Çok 2. Teşekkür ederim. 3. Çok teşekkür ederim Kaya Kaya. 3 kızım. Çok teşekkür ederim. Elisacığım seni yerine alalım lütfen ve podyuma Özlem'i çağırıyorum.
Hoş geldin Özlemciğim. Hoş bulduk. Küçük bir sürprizim var, o da gelebilir mi? Bakalım, benimle beraber. Neymiş görelim. Aa. Evet. Oo, bayağı şahane bir masa. Ne var orada? Ne şanslı erkek arkadaşın senin. Ne var orada? Özlemciğim ne şanslıymış. Pastanın üstünde bir not var, ne yazıyor? İlk hayatımdasın yazıyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Özlemciğim, konseptini anlamaya devam et bu hayatım. Bu erkek arkadaşım da 3 aylık. Sürekli gel git ilişki yaşıyoruz. O bana ego savaşı yapıyor, ben ona. Bir türlü ortak noktada buluşamıyoruz. Bugün de zaten doğum gününe gelmedi. Ben de onun için... tek kaldın. Evet. Ya. Bir dakika, bir yakalım. Ben de onun için bari. Bu masaya bugün Orkan Bey'le oturup onunla çok güzel dans ettiğini duymuştum. Onunla dans etmek istiyorum. Olur kızım, tabii ki. Sen istiyorsun da ben yapmayacağım. Ne yapalım? Yeni fırsatları değerlendirmemiz lazım. Ay onu önüme koydum hocam. Hak verin. Orkan abi. Ne hoş. Sever misin dans etmeyi? Çok değil hocam. Belliydi. Dans etmeyi çok istiyorum. Evet, kursa Yasemin. Da gitmek çok istedim ama biraz kazuletim galiba. Ben çok güzel ediyorum. Senin erkek arkadaşın gelmemişti o gün Orkan hocayla. Billur'un doğum tamam. gününü mü kutluyordun İyi yani? İyi ki doğdun. Billur. Billur. Aa, bugün ne şans. İyi ki doğdun. Billur. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Billur'um. İyi ki doğmuşum biliyor musun? Her şey. Mücevherim benim. Evet. Kaç kadar gelmişim ben. Çok kadar. Bir şey söyleyeceğim. Şuradan bunu da alıyorum. Nasıl olsa erkek arkadaşın gelmedi. Ya. Evet. Hep beraber yiyebilirsiniz. Özlemciğim çok güzel bir masa hazırlamışsın. Pasta yedikçe Özlem güzel gözüküyor gözümüzde. Ellerine, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Pastayı daha tatmadım. Daha biraz tatlı şeyler de söylemek istiyorum. Tasarım atölyesine girmişsin. Evet, tasarım atölyesine girdim. Bugün bunları alıyorum diye başıma gelmeyen kalmadı biliyorum. Zaten. Fiyatlarını rica edeceğim. Ayakkabı ve çantam doya doya modaya özel 200 TL. Kumaşım 275 TL örtüde dahil. Takılarım da yüzüğüm, bilekliğim ve küpem, kolyem 200 TL. Yapmak istediğini anladım. Ama lütfen tasarımcı değilsiniz. Ama tasarım yapmadan önce ne istediğinizi ve istediğinizi çok iyi bir şekilde anlatacağınıza eminseniz tasarım atölyesine girin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'cim. Demek böyle bir masa hazırladın, gelin gibi giyindin ve masada yalnız kaldın. Maalesef. Çok iyi olmuş. Öyle olmayacaksın. Hiç sevmem bir kadının o kadar... Böyle böyle şeyler yapmasına, öyle de yalnız kalırsın. Be strong. Evet. Biraz güçlü. Puanımı da ona göre vereceğim. Teşekkür ederim. Ne haber kızım? İyiyim hocam. Dansımızı da yaptık. Babanla dansını da ettin artık. Tamam. Evet. Teşekkür tamam. ederim. Şimdi ben gene bugün hep proporsiyon girdim. Gene proporsiyon gireceğim. Kısa topuk giydiğin için bu boy hemen dizi altı olsaydı seni daha hafif gösterirdi. Bir de iyi ki gelmemiş erkek arkadaşın. Erkek eldiveni giymiş gibi koca evlerini mi tutturacaktın? Eldivenlere bakın. Bu kadar söyleyeceklerim. Eldivenleri hiç sevmedim çünkü onlar saten beyaz, üstündeki kırık beyaz ve de materyaller birbirini tutmuyor. Ama baktığım zaman hoş gözüküyorsun tabii ki. Bu çantayı da sevmedim. O çanta da çok demode. Makyajını hem göz koyu hem dudak koyu. Yani hadi bunu yapıyorsun bari şu tonda bir şey söyle ya da bunu yapacaksın. Daha açık sürseydin. O bir makyaj hatası benim için. Onun dışında genel havan hoş. Ama yanlış parçalar, o eldivenler falan sevemedim Özlem. Bu kadar. Evet, buyurun. Özlemciğim, 3 lütfen bizim önerilerimize dikkat edin. Dikkate alın, ciddi anlamda. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Genel havandan ve emeğinden dolayı çok kırmadım. 4. Teşekkür ederim. 3 kızım. Teşekkürler hocam. Hep aynen. Yüksek veriyordum. Üç. Teşekkür ederim. Bozuldu ya. Öyleyse seni yerine alıyoruz Özlem. Hülya geliyor. Geç yerine bakayım.
Yemeğe mi? Ya benim daha büyük bir masa, böyle kocaman. Pastayı nereye götürüyorsun? Koy şuraya. Şimdi kocaman bir masa mı geliyor sana da? Yani benim hayalimdeki masa hayalindeki. Değil. Yavaş. Konseptin nedir? Benim konseptimde evimde bir yemek daveti veriyorum. Bir hafta önceden de İzmir'de bir iş toplantım olduğunu ona inandırmışım. Daha sonra arayıp evde işte Asiye'nin, yardımcımızın bir ihtiyacı var, bir şey var diye onu eve çağırıp bütün annesi, babası, bütün sevdikleri. Çünkü ben böyle günlerde insanın bütün sevdiklerinin yanında olmasını isterim. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Sonrasında da dedim belki gençler, işte arkadaşlarımız falan yeniden bir partiye gideriz diye çantada aldım. Bir döner misin etrafını? Güzel bir elbise değil ama sana çok yakıştırdım. Rengi çok yakışmış. Çok fazla lacivert giymemiştin değil mi sen? Yok, çok tercih etmiyorum. Fiyat lütfen. Ayakkabılarım ve çantam 140 TL. Elbisem 790 TL. Bu uzun bir elbiseydi, ben kestirdim. 40 TL terziye verdim, 30 TL de küpelerime verdim. Evdeki biraz önce tarif ettiğin o güçlü kadın partisi. Çok güçlü görünüyorsun. Çok beğendim. Teşekkürler. Bir soru sormak istiyorum sana. Çok kısa cevap ver. Bunun üstüne giymek istediğin zaman nasıl bir şey giyerek davete giderdin? Ya ben bu tarz şeylerde uzun giyinip önümü kapatmayı tercih ediyorum. Daha rahat ediyorum. Mesela deri bir üstündeki gibi önümü de kapatıp gittiğimde de çıkartmayı tercih ediyorum. Ben kısa bir şey giymem ben mesela bu tarz elbiselerde. Burada kuşakla böyle çok giyeceksin. Kuşağını ama takmayacaksın hiçbiri. Tak. Direkt evet, direkt tamamen kapatmayı tercih ederim. Gibi ki sürpriz olsun. Bu kadar söyleyeceklerim kızım, çok beğendim. Sağ olun hocam. Gülşah'ım. Hülya'cığım, elbiseyi sevmedim ama tabii ki sana çok yakışmış. Küpelerin olmaz, ben siyah deri ayakkabı, o demode çanta asla kabul etmem. Siyah ve laciverti çok severim ama o siyah ve lacivert bu siyah ve lacivert değil. Kesinlikle altında nude tonunda ten rengi bir, hani ben de burada hep giyiyorum ya, o tip bir stiletto olması gerekiyordu. Ve tabii ki mesela elinde de mesela ten rengi bir ayakkabı ama mesela taşlı bir çanta da olabilirdi. Patlardı yani, bence öyle bir şey isterdim. Ya da ten rengi bir çanta. Yani kombinse üzerinde tek parça var. Bu kombini sevemedim ben. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hülya'cığım, saçlarını öne alabilir misin lütfen? Öne mi? Bu kulaklarından öne. Hülya'cığım, elbisenin boyu ne kadardı? Şuraya kadar ama önü böyleydi. Dün giydiğim elbise gibiydi. Evet. Ben kestim. Keşke öyle kalsaydı. Evet. Mesela böyle güzel. Şöyle söyleyeceğim ki elbisenin kısa boyu da kötü değil. Uzun boyunu görmek isterdim. Tabii şöyle bir durum var. Bugün makyajını çok beğendim. Bir iki gündür böyle makyajının bana çok net gelmiyordu. Lacivert siyah kombini çok severim. Keşke parlak top küpeler taksaydın. Daha minik. Çünkü sadece yüzüne baktığım zaman o güzel yüzün ve güzel yakışan makyajından çok küpelerini görüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay Serna, sarılacağım sana. Niye soruyorsun şimdi onu? Ne oldu? Keşke dedi, kesmeden önce olanını göreydim dedi. Orada koptuk ya seninle biz. Ya kesmiş. Canım benim. Program başı alalım senin canım için istersen. Canım benim ya. Sayın Yargıç toparla dedikçe bu susmuyor. O bir tanem seni benim. Seni tamamlıyoruz Hülya'cığım. 5. Teşekkür Hülya'cığım ederim. 5. Teşekkür ederim hocam. 3. Teşekkür ederim. Hülya'cığım 5 vermek istiyorum her seferinde ama. Ben de sizden 5 almayı çok istiyorum Serdar Bey. Yarın. İnşallah. Amin. Esra gel. Teşekkür gel ederim. Gel hemen. Gel bakayım kızım. Gel bir göreyim seni bu. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim, merhaba. Bu elbiseyi tasarım atölyesine mi girdin, kendin mi yaptın, hazır mı aldın, ne yaptın? Tasarım atölyesinde yaptırdım. Yani nereye gidiyorsun? Ben Maslak'ta bir mekan kapattım. Erkek arkadaşımın arkadaşları ve benim arkadaşlarımla birlikte ona sürpriz doğum günü partisi yapacağız. Hmm. Evet.
Fiyatlarını da söyle kızım. Ayakkabılarım ve çantam 200 TL. Kumaşıma 250 TL verdim. Şu taşlarıma 280 TL verdim. Takılarıma 90 TL verdim. Bir de fermuar aldım 2,5 TL. Keşke o taşlarına 280 TL'yi vermeyip dümdüz yapaydım kızım. Neyi söyleyeyim şimdi sana ben? Yani o terlik mi, ayakkabı bir şey neler var önünde? Şimdi bak, farklı bir şey aslında ama... Zeynep giymişti bu ayakkabıyı. Fuşyasını mı giymişti? Ama Zeynep giymişti. Bu ayakkabının üstünü ben dümdüz falan tercih ettim. Ben demişti ki yani... bunu Zeynep giydi, çok beğenildi. Bir dakika, Burkan abi sen ne demiş, kim dedi? Evet, bu ayakkabı Zeynep giymişti, fuşyasını galiba. Tamam, kim beğenildi dedi? Beyefendi. Sen değerini ver, hiçbirimiz beğenmedik, saçmalıyorsun. Bunu aldım beyefendi. Uygun bir kombin yapmıştır yani, eğer öyleyse. Giymişse puan da kaç aldı bilmiyorum ama. Ben hiç beğenmedim, hiçbirimiz bu ayakkabı olmaz demiştik zaten. Demiştik, öyle demiştik. Ben öyle hatırlıyorum, bilmiyorum. Ben sana yani şey de diyemeyeceğim şimdi, Esra ne olur kusura bakma. Şunu şöyle yapsaydın da, şuna şöyle giyseydin de, şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyemeyeceğim. Yani ben bilmiyorum ben. Gülme. Siniri bozuldu. Gülme. Tabii arkadaşlarım beğenirler. Serdar falan beğenmiştir belki. Bilemiyorum ama ben kaldım. Ben neyse. Pas diyorum. Pas diyorum. Bence de ben Gülşah'ım şimdi şöyle yapayım diyorum. Ama. Sen tasarım yapma. Bugünden sonra öyle olacak galiba. Bu ne hal? Bu ne hal? Gülşah cevabımı verdi benim. Bu ne hal? Kırmızı saten cayır cayır parlıyor. Elinde o rugan çanta, saten ayakkabı kıpkırmızı. Oldu olacak bir de kırmızı ruj sür. Hepsi beraber olsun. Kırmızının üzerine beyaz taş. Ay. Teşekkür ederim. Teşekkür olmamış. Dalga, canın sıkıldı bence senin. Esra'cığım. O da farkında. Hani şeyi sana da söyleyeceğim. O kadar muhteşem kombinlerle geldin ki yapmak istediğin tasarımı görebiliyorum. Ama çok büyük risk aldın. Kırmızı sana çok yakışmış. Sana kırmızı çok yakışıyor Esra. Evet, çok yakışmış. Lütfen emin olmadığınız sürece kendinizden tasarım atölyesine girmeyin. Eteği de söküldü zaten. Evet. Önden etek sökük sökülmüş. Sökük değil, hiç dikilmedi. Çok kötü değilsin ama kötüsün. Az kötüsün. Az. Yasemin'ciğim. Ben aslında kaçırdım mı bilmiyorum. Doğum günü partisini merak ettim. Nasıl bir sürpriz hazırlıyorsun sevgili? Kırmızı konsept. Hayır. Sürpriz hazırlıyorum. Evet. Onu anladım. Ha. Şey var ya, sürpriz yapalım. Erkek arkadaşları getiriyor. Haberi yok. Haberi yok. Anladım. Haberi yok. Güzel konsept. Yok artık konuşamıyor. Bizim anladı. Onun için konuşamıyor. Sadece gülüyor. Allah'ım ilk defa Esra konuşmayı unuttu. Esra'ya teşekkür ediyoruz o zaman. Kırmızıyı sana çok yakıştırdım. Fikrini de anladım. Hataların var. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Benden ilk defa bu puanı alıyorsun. 2. Teşekkür ederim. Ne bekliyorsun mesela? Söyle. 1. Söyle, yazacağım diyecektim. 1 dedi. Bak 5 deseydin 5 verecektim. 1. Teşekkürler. Rica ederim, görevim ne demek? Farkında bir de farkında. 2. Teşekkür ederim. Esra'cığım. 2. Teşekkür ederim. Öyleyse seni yerine alıyoruz ve puanlar geliyor. Esra 7. Cansel 6. Aleyna 9. Elisa 10. Özlem 13. Hülya 17 puanla gün birincisi oluyor. Cansel ise 6 puanla gün sonuncusu oluyor. Tebrikler Hülya'cığım. Teşekkür ederim. Evet, yarınki konsepti açıklıyorum. Ceket pantolon şıklığı. Harika. Neredeyiz alışverişte? Kadıköy. Kadıköy. İçime doğmuş. Bunu ben de alkışlıyorum. Kadıköy. Bugünün konsepti neydi? Ceket pantolon şıklığı. Levent'teyim. Hava parçalı bulutlu. Bu kadar konseptler senin için önemli evet. Ya. Tabii ki de mekan krokisi. Bana bak, kırmızı el.
elma. Dün öyle bir gelmiştin ki burada yıkıldık, gözlerimiz kanadı. Seni de böyle elma gibi yiyeceğim. Ben senin boğazında kalırım Hülya'cığım. Çok güzel. Ekstra Hülya'ya tolerans mı tanınıyor anlamadım. Bana bir de... sorgulandı sanki. Bu ne o kalam, pardon? Bu arkadaşların mantığı şu, anti Hülya'cılık kazanacak. Yani burada genelde jüri puanlarını Hülya sorgulardı. Şimdi bir de sen başlama lütfen. Sorgulamıyorum. Çok iyi biliyorsanız ki. Gidin oraya oturun ya. Demişsin ki Hülya bile beni beğenmişti halbuki. Evet. Kamera arkasında ben gitmek istiyorum, gitmek istiyorum diye naralar atarken... Sen yani ne münasebet ben gitmek istiyordum falan burada böyle. Ben o hafta gitmek istiyordum çünkü çok modum düşmüştü ve... Gitseydin. Kendince demiş ki Aleyna'ya dert oldum. Pardon. Evet, dert olmuşum baksana. Özlem varlı, sen o varlı bugün kime başkalarına dert olsun. Canım. Bana olamazsın, aynı kulvarda değiliz. Atamızın 84. ölüm yıl dönümü bir saygı duruşu yapalım. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Sevgili